Ekstra Ekstra Small'a, Arjantin'deki bu güzel evime hoş geldiniz. Hayatımı böyle tek bir hareketle değiştirmek istiyorum diyenler için elimden geleni yapmaya hazırım. Nasıl mı? Böyle. İşte böyle ufak tefek değişiklikler yaşamak isteyen üç aile elimde şu sıradan eşyaların arasında büyük bir yarış yaşayacak. Küçük insanların büyük heyecanlar yaşayacağı bu maceranın sonunda bir aile Euro Disney'e gidecek. Bakalım bu hafta kimler kimler ekstra ekstra small olacak. Ben bu yarışmada eşime ve oğluma çok güveniyorum. Çok hiperaktifler, çok hareketliler. Hepinizi hepiniz! Şampiyon biziz! Hey! Arjantin'e gelmek, sıcak iklim olması, bir tatil en azından, çok güzel bir tatil. Bu yüzden geldik. Biz ablamla hiç kavga etmiyoruz, çok güzel oyunda oynuyoruz. Bu yarışmayı da başaracağımıza eminiz. Hey! Ben bu etapları geçeceğimize inanıyorum. Biraz zorluğu olsa da mutlaka başaracağımıza inanıyorum. Biz ailece genelde işte gezeriz çocuklarla. Eğlenmeyi çok seviyoruz onlarla birlikte. Çiğ köfte, kebap, pizza, bizim rakibimiz yok. Sumaklarla bize, biz getiririz hepinize. Sumak ailesi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Arjantinlere geldiniz Sumak ailesi. Nasıl geçti yolculuk? Çok güzel. Çok harikaydı. Çok harikaydı. Böyle oyunlar oynar mısınız? Saklambaç oynarız. Saklambaç. Kerebe oynarız. Kerebe oynarız. Başka? El pişirmeci oynarız. El pişirmeci. Evet. Oo çok güzel. El pişirmeci de iyi bir oyundur yani. Göbek atarız. Göbek atarız. Göbek atarız. Ne diyorsunuz? Atar mısınız? Oynamayı da severiz. Babamla ben göbek atıyorum. Ay lütfen hemen. Hemen isterim. Ay hemen bir iki figür öğrenmeye bayılırım yani. Eyvah eyvah. Hemen isterim. Bana nasıl göbekler de var. Hadi bakalım. Tevfik sen. Aile tam benlik. Aile tam benlik ya. Emir sen neler yaparsın? Yapar mısın sen de böyle bir şeyler? Ha? Yaparım. Babana çiğ köfte yoğururken yardım eder misin? Eder. Sahi mi? Evet. Sahi mi? Evet. Vay. Yeşillikleri getiriyor, su getiriyor, buz getiriyor. Hepsini Emir yapıyor. Kimseye bırakmıyor Emir. Hepsini Emir vay, yapıyor. Vay 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 vay. Sen ama en çok var? Yemeği seviyor. En çok yemeği seviyor. En çok yemeği seviyor. Biraz Şanlıurfa'yı anlatsana bana. Şanlıurfa kısaca Urfa olarak da bilinir. Türkiye'nin güneydoğu Anadolu bölgesinden Antep, kuzeyde Adıyaman, kuzeybatıda diğer bölgeleri ve güneyde Suriye sınırıyla çevrilenmiş bir sınır ileridir. Şanlıurfa ilinde merkezinde ilçeyle birlikte 11. Mart bölgede 30.80'te. Bravo vallahi rap şarkısı gibi. Hazır mıyız? Hazırız. Burada bir görev sizi bekliyor. Şu koşu bandımın fişini çekeceksiniz Tevfik'ciğim. Onun bir an evvel fişinin çekilmesi lazım. Bir an evvel çekilmesi lazım diyorum. Çünkü bir an evvel çekerseniz sizi Fransa'da Euro Disney'de güzel bir tatilde... Bazı kurallarımız var. Kocaman bağıra bağıra ne diyorsunuz? Çiğ köfte, kebap, pizza bizim rakibimiz yok. Koşu bandı tutuşmak üzere. Babaların görevi fiş çekip evi yangından kurtarmak. Çocuklardan biri etap boyunca babasının yanında ona destek olacak. Macera 3 katlı bina yüksekliğindeki koltukta başlıyor. Koltuğun tepesine konmuş kemeri aldıktan sonra koltuğa yaslanmış dede bastonundan tehlikeli bir iniş babaları bekliyor. Fakat aşağıda çocuklarıyla buluşuyorlar. Salonun süsü papatya kabı seviyor sevmiyor derken insanı içine alıveriyor. Sehpaya çıkarsınız, hamburgerden alacağınızı da alırsınız fakat ah şu çıkıştaki kahve ikramı olmasa...
Semaverden akan çay odayı basmasın diye onu durdurduktan sonra babalar devre azıcık yüksek koşu bandını geçerek fişe ulaşıyorlar. Görevlerin zorluğuna bakılırsa eskiler öp babanın elini derken ekstra ekstra sumulu başarıyla tamamlayan babaları kastetmişler. Küçülmek için hazır mıyız? Hazırız. Ben de hazırım. Benim evde bir şeyler yapmak öyle karşılıklı baba kız göbek atmaya benzemez. Söyleyip de. Ne yaptın bize? Ya ne yaptım, alt tarafı küçülttüm. Ama bu sihir mi büyü mü, çok küçüldük. Bak etrafa bir bak da. Üzülme Tevfik, yine de en az küçülen yarışmacımız sensin. Çok küçüldük. Çok mu küçüldünüz? Evet. Yalnız çiğ köftelerin etkisini biraz küçültemedim galiba. Ama ben çok küçülmüşüm, sadece göbüş durmuş. Çok denedim ama olmuyor. Lokal küçülmüyor göbekler. Eğerindeyse belki göbek atalım küçülmüşken. Başlamadan önce bir moral olsun. Evet. Tevfik'in ayrılmaz bir parçası sandığımız göbeği meğer istediği zaman gayet bağımsız hareket edebiliyormuş. Tevfik'in göbeğinin bağımsızlık mücadelesini destekliyoruz. Peki, hazır mısınız Tevfik? Hazırız. Haydi bakalım, kolay gelsin size. Sağ olun. Başlayın. Tevfik ilk olarak koltuğun üzerindeki kemere ulaşacak. Kemer inşallah sağlamdır Ebru. Malum göbek oldukça hareketli. Koltuğun düğmelerine kırmızı görmüş boğa gibi saldırıyor Tevfik. Ya da isot görmüş Urfalı gibi. Hadi baba. Hadi baba. Kırmızı düğmeli koltuğumuz Tevfik sayesinde kırmızı noktalı hale geldi. Belini topla Tevfik, üşüteceksin sonra. Tevfik bu kez yedi tekneyi de mavi koltuklarda. Hadi baba. Hadi senin baba. Alışık olman lazım dağlara Tevfik. Ama kondisyon eksikliği yaşıyor sanırım. Hepsi kopuyor. Tevfik neye elini atsa elinde kaldı. Vallahi Tevfik, Ebru o koltuğu daha yeni almıştı. Resimdeki Tevfik'i bulunuz. Tamam gerek kalmadı, biz bulduk. Sıkı sıkı tutun iplere ve devam etsin manlaya. Tevfik, evde genellikle yengenin sözü geçiyor galiba. Destekliyoruz, seni arkandayız. Bravo, başardın çok az kaldı. Kadar az yol almışım. Hadi baba. Sen hadi. Tevfik başarısını yöresel figürlerle kutluyor. Şimdi Tevfik Ebru'nun dedesinin bastonundan kayarak aşağı iniyor. Baston da epey esnedi ortadan. Ama neyse ki devrek bastonu da ucuz atlattık. Bunca zorluk içinde kapak kızlarıyla poz vermeyi de unutmuyor. Çok yapıştı. Ebru koca koca krakerleri babasına taşıyor şimdi. Ama benden söylemesi, Tevfik Urfalı. Kebaba alışkındır. Krakerle doymaz. Hadi kızım bir tanem. Hadi. Bitir bana, aferin kızım. Kayma. Bak, 3 paket krakerle ancak yerinden kıvıldadı. Dedim ben, kebapsız olmaz. Şimdi sumakların babası papatyaların yüzdüğü kaptan geçiş yapacak. Çabuk diz oraya. Hanımların işlevsiz fakat güzel görünümlü salon süsleri bakın beylerin başlarına ne işler açıyor. Eldiveniniz küçücük ya. Hep şikayet Tevfik. Onu çiğ köfteleri mideye indirmeden önce düşünecektin. Odadaki her şey büyük de bir eldivenler mi küçük geldi sana?
bu haliyle tam bir pehlivana benzedi. Hadi lan! Tevfik'i durdurmak için havuza ağ atmışlar. Fakat nafile, Tevfik çok istiyor. Bu sefer geçebileceksin. Gitti o lan. Tevfik düşe kalka boyut değiştirdi sonunda. İçindeki bir başka Tevfik ortaya çıktı. Tevfik komando teknikleriyle yola devam ediyor. Şimdi sıra sehpanın üzerinden file almaya geldi. Epey yorulmuştu zaten, bir kahve molası yapar belki çıkışta. Tevfik ve 40 kilo kadar çiğ köfte ağa tırmanmaya çalışıyor. Aklınızda bulunsun. Olur ha, Arjantin'e gelirseniz köfteleri evde bırakın. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler ya. Bu kadar kahvenin hatırı da birkaç yüzyıl sürer herhalde. Gerçi bu kahveden mi bahsetmiş eskiler onu bilemiyorum. Tevfik'e sormak lazım. Tevfik, bu hamburgerin malzemesi eksik. İçine beni koysanız daha iyi gider dedi. Oturdu hamburgerin üzerine. Bakalım çiğ köfte koymuşlar mı diye arıyor hamburgerin içini şimdi de. Hadi. Tut. Ver. Aferin bebeğime, aferin. Parça güzel fakat plan devrinde bir sorun oldu galiba. Ağır yürüyor biraz. Tevfik şekerde yaman çıktı. Şekerin karneyle satıldığı devirleri görmüş bir nesilden belli. Tevfik stop diyor ve yakalıyor şekeri. Çekilen çileler Tevfik'i iyiden incer oğlu sanatsal bir kişi haline getirdi. Patron yırtılıyor. Tevfik pikabın çaldığı havaları pek beğendi anlaşılan. Baksanıza nasıl da gerdan kırıyor, göbek atıyor. Hadi bak bir tane. Tek bir tane. Hadi. Tevfik seken şekere yere düşmeden müdahale ediyor. Başarılı. Tevfik ve kızı Ebru görevi tamamlamak hadi üzere. Koşu bandını geçip fişi çekmek kaldı. Tevfik ekstra ekstra small'da sadece bedenen değil ruhen de küçüldü. Ağzındaki de emzik mi ne? Sağ ayak içiyle güzel vurdu. Hemen timsah yürüyüşüne geçtiğine göre gol oldu herhalde. Ama ben kaçırdım galiba. Tevfik bu kez iyi gidiyor. Olacak galiba. Tevfik futbol, tenis ve atletizmden sonra şimdi de su kayağında sergiliyor hünerlerini. Çok az kalmış. Hadi kurban olayım baba. Kafaya bir top darbesiyle de olsa başarıyor Tevfik. Bravo. Çok çile çekildi fakat filmin sonu güzel bitti. İşte bu kadar, işte bu kadar, işte bu kadar. Biz sana inanıyorduk. İşte bu kadar, işte bu kadar. Bravo. İşte bu, işte bu, işte bu. Gidiyorduk başaracağını. Oy kurban olsun baba. Bravo size, bravo size. Çak, harikayız biz. Kazandık. Kanunlu. Hemen sizi normale çeviriyorum. Nasıldı? Ha?
Çok güzeldi ama bizi bir daha küçültme ne olur. Bir daha küçültmeyeyim küçültme mi? Küçültme bizi bir daha. Aa olur mu? Tamam sen olabilir ama daha Ebru'yu bekleyen maceralar var. Bayağı bir keyfini çıkardınız ya. Evet. Çok eğlendik. Nasıl geçti? Küçülmek zevkli miydi? İyi geçti diyelim. Zorlukları vardı ama iyi geçti. Küçülmek güzel miydi? Tamam. Çiğ köfte kebap ise bizim rakibimiz yok. Ailemiz gerçekten hırslı ve başarmayı seven bir aile. Açıkçası diğer ailelere pek şans tanımıyoruz. Bir grup olup bütün çocukları yeneceğiz. Yarışmada en çok hırslı olmamıza güveniyorum. Başarmaktan çok hoşlanıyoruz. Yenmeliyiz mutlaka rakiplerimize. Oley! Soyadımız Yılmaz, Yılmaz bize yakışmaz. Kendimi daha sportif hissediyorum diğer babalara göre. Ben kendimi diğer annelere göre iddialı görüyorum. Bu işi başaracağımı düşünüyorum. Umarım yanılmam. Yılmaz bize yakışmaz. Soyadımız Yılmaz, Yılmaz bize yakışmaz. Bizim adımız Yılmaz, gücümüzsek de bize bir şey olmaz. Yılmaz ailesi, Yılmaz ailesi evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arjantin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim verdi bu kararı? Hadi kalkın Ebru'ya gidiyoruz. Kim dedi? Ben verdim. Yaşa Gülsüm, yaşa. Ben verdim, getirdim. Tutun elinden getirdim buraya. Ben verdim, getirdim. Tutun elinden getirdim buraya. Doluşturdun. Hadi gidiyoruz Arjantin'e dedim. Çabuk Arjantin'e dedim. Topladım aileyi de geldim. Neyi yapmışsın? Genelde böyle şeyler, fikirler senden mi çıkar? Ani fikirler. Yok eşim de asla aksistir ama bu sefer ben karar verdim galiba. Karar verdim ama uygulamasını ben yaptım. Uygulamayı ben yaptım diyorsun. Uygulamayı hemen geçiririz. Peki Sude'cim sen annenle babanla anlaşabiliyor musun? Evet. İyi mi aranız? Evet. Peki sen en çok kendini hangisine benzetiyorsun? Babana mı benzetiyorsun, annene mi benzetiyorsun? Bilmiyorum. Ha? Peki benle yarışa var mısın? Var mısın? Poz verme yarışına var mısın? Söyle. İstersen deneyelim. Bir poz ver bakayım bana. Ben veriyorum. Şimdi sen bir tane ver. Başka ver. Vay. Hemen bir poz bulmam lazım. Başka ver. Yeni bir poz ver. Aa dur. Yeni bir poz ver. Ne oldu? Hiç böyle bir pozun yoktu galiba, ha? Böyle bir poz yok muydu? Ha? Vay vay vay. Peki senin için de dayına benzediğini söylüyorlar. Dayısı öyle mi? Öyle. Ha? Öyle. Kız halaya, oğlan halaya, kız... Dayıya. Öyle midir? Nasıl, evet. Dayınla iyi anlaşıyor musun? Anlaşıyorum. Nasıl, güveniyor muyuz kendimize? Diğer arkadaşlardan daha çok iyisiniz. Aa, evet, arkadaşlardan daha iyi izliyorsunuz. Evet. Biz Yılmaz ailesiyiz. Yılmayız. Diğer arkadaşları ezeriz. Tabii. Vay be, bak slogan gibi bile oldu yani benim söylediğim. Slogansa yakınsınız yani. Neredeyse slogana yaklaştım, evet, galiba. Evet. Peki sizin sloganınız ne? Bizim adımız Yılmaz. Bizim seklerimiz Yılmaz. Hadi birbirinize şöyle bir enerji verin, bir başarılar dileyin. Tamam o zaman, siz yan tarafa geçiyorsunuz. Hazır mıyız küçülmek için? Ben de hazırım küçülmek için. Başlıyorum. Ayhan ana rahmine dönüş sendromu yaşıyor. Ama döne döne korkmuş kirpiye dönüyor. Sizi küçük yapacağım. Sonra da büyütürüm canım, dert değil. Yapabiliyorum yani, yeteneklerim arasında. Ayhan. Efendim. Kumru. Efendim. İyi misiniz? İyiyiz. Hadi şöyle bir kalkın bakalım, küçük olmak nasılmış? Bir anlayın. Kalkalım mı? Evet. Gerçi hiç niyetin yok ama. Nasıl Ayhan? Ha? Ufacık kalmışım. Ya sütün içmezsen böyle ufacık kalırsın işte Ayhan efendi. Göremiyorum, çok küçüldünüz. Gözlüğümü takmam lazım.
Aa, şimdi görüyorum. Çok yakıştınız oraya. Güzel bir duygu mu küçük olmak? Ufacık kaldık. Korkmaya başladım. Korkmaya başladınız, ufacık kaldınız. Bu soruyu unutmayın. Nasıl, güzel mi küçük olmak dediğimde güzel dediniz. Tamam. Hadi o zaman. Hazır mıyız? Hazırız. Başlayın. Hadi bakalım. Ayhan yukarıdaki kemeri almak için dev koltuğa hızla tırmanmaya başladı. Gençlikteki düz duvar tırmanışlarının faydasını görüyor şu anda. Hadi baba. Hadi Ayhan. Çabuk 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 çabuk. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Hadi 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 hadi. Yayla Ayhan ekonomik krizde kemer sıkmaya kararlı ama önce kemeri yakalaması lazım. Baktı olmuyor, dip köşe temizliğe girişiyor. Bu kızım için, yeğenim için. Bu anam için, bu kaba sakal ve Mihal için, bu da öldürdüğüm bütün Müslümanlar için. Kızım ve yeğenim için girişimi boşa düştü maalesef. Hadi Ayhan, hadi 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 Ayhan, hadi hadi tırman 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 çabuk. Ayhan pişman, sürenin geçtiğinin farkında, saatleri bir saat geri alıyor. Ayhan uğraşma, saatler bir daha geri alınmayacakmış bilgisi geldi bize. Kimse yemez bu numaraları. Aile desteğini arkasına alan Ayhan kemeri sonunda kapıyor. Rocky Balboa altın kemer aldığında bu kadar sevinmemişti. İşte Ayhan'ın kemer sevinci. Hadi Ayhan, hadi 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 hadi. Hadi Ayhan, hadi. Bastondan kaymaya hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Ayhan Tarzan gibi geldi. Tarzan okuma yazma bilmeyen bir arkadaşımız. Ayhan hırslı inişiyle katalog manketimizi de epey sarsıyor bu arada. Sıkıntı, ayağımın altına git. Ayağımın altına git. Krakerleri taşımakta zorlanıyor Kumru. Malum krakerlerde çok kalori var. Koy 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 koy. Çıkar çıkar. Ayhan rejimde herhalde. Baksanıza ayağının tersiyle itiyormuş gibi krakeri. Koy koy koy. Hadi. İt it it. Ayhan kemer sıkma politikasını abartmış biraz. Baksanıza kemerle bütünleşti adeta. Ya sakın kataloğa yapışmış olmasın bu Ayhan. Okey. Hadi Kumuş taşı. Ayhan saplandığı bataktan uçkur çözerek kurtuluyor. O yüzden şimdi salondaki en sulu mekana yolluyoruz onu. Papatya kasesi. Bir cerrah hassasiyetiyle giyiyor eldivenleri. Hassas bir geçiş yapacak sanırım. Ayhan cerrah hassasiyetiyle hazırlandığı papatya geçişini kasap hassasiyetinde tamamlıyor. Ayhan ikinci geçişi için fal bakıyor. Papatya falı olmadı fakat güzel papatya çayı oldu, demli demli. Hadi canım, hadi bu sefer yapacaksın Ayhan. Hadi, 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 hadi. Ayhan çiçekleri at sandı. Gitti çiçeğe eğer vurdu adeta. Bravo Ayhan, hadi, hadi canım. Hadi Ayhan. Dünya değil, sensin tersine dönen Ayhan. Profesyonel kaykaycı gibisin. En büyük babam benim babam. Ayhan sehpaya çıkıp hamburgere yumulmak peşinde. Fakat kahve ikramından haberi yok belli ki. Ayhan çok seviyordu şu yeni açılan kahvecilere gitmeyi. Sanırım bundan sonra ayağını keser. Mis gibi Rize çayı varken. Eni köyünün yağmurlarındayım.
Ayhan'cığım bir kahveyle tazelen istedim. Bir böyle ayıl bir kendine gelin. Ayhan'ın kahvesini Nuri Alço hazırladı herhalde. Benim bildiğim kahve ayıltır, bayıltmaz. Fena mı yapmışım? Biraz sert mi olmuş kahve? Çok sert. Ayhan, evladım kim getirdi bu siparişi? Ben hamburgerimi yeşilliksiz istediydim diyor, sıyırıyor yeşillikleri. Evet, fileyi buluyor ve kumruya atıyor. Şimdi Ayhan sehpadan inip eski bir plağın inleyen namelerine katılacak. Ayhan'ın 4 şeker yakalaması lazım plak üzerinde. Ayhan şekeri havada yumrukladı ama bir forvet gibi seviş gösterisi yapıyor. Ayhan bir şekerle mutlu olmayı bilen engin ruhlu insanlardan çıktı. Bakın bakın nasıl da huşu içinde. Bir file çok zor doluyor. Hele Arjantin'de şeker ateş pahası. Hadi 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 hadi. Evet. Servis atışı çok çalışıyorum ama. Ne güzel. Ayhan bu mutluluğu 2 kez daha yaşayacak. Ayhan başta örümcek adamdı, şimdi örümcek ağına yakalanmış sinek gibi kaldı. Ayhan semaverden dökülen çayı durdurmak uğruna sinek oldu. Aman dikkat, düşersen Nihat Doğan gibi kanadı kırık sinek olursun ona göre. Semaver susturuldu. Şimdi geldik son göreve. Koşu bandının fişi çekilecek. Bu kutsal görev kimin mi? Tabii ki Yaylı Ayan'ın. Hadi Kumru abla, çabuk ol. Bandın hızını görünce sinirleri bozuldu galiba. Bakın anlamsız anlamsız gülüyor. Ayan ev düğününe gitmiş gibi çöktü bir kenara oturdu. Hadi Ayan oturmaya mı geldin? Hadi dayan, iki ayağım var. Ah, kılıcımlar, kılıcımlar. Kılıcımlar çıkmaya başladı. Ayhan, o bildiğin koşu bandı, yara bandı değil. Sana koşacaksın dedik, gittin 2.80 yapıştı. Ayhan koşu bandında hayal kırıklığına uğradı. Allah'ım neydi günahım? Hadi Ayhan, çek şu fişi, bitir işi. Ayhan fişi çekip evi yangından kurtarıyor. Tebrikler. Hadi Sude. Hadi Kumru. Ayhan dandik pil kullanan tavşan gibi yığıldı kaldı. Olay ciddi. Olay yeri inceleme ekiplerini temsil eden CSI Kumru dayısına koşuyor. Tebrik ederim. Kumru. At olsa vururlardı ama dayısından vazgeçmiyor küçük Kumru. Ebru Hanım büyütün artık bizi. Bir an önce büyümek istiyorum. Hep çikolata gofret yersen Ebru bile büyütemez seni. Bal ye bal. Unutmadıysam tekrar büyütebilirim. Kendimi Alice Harikalar Diyarı'nda gibi hissedeceğim muhakkak. Biraz korkunç gibi geliyor. Hepinizi yeneriz. Öbür güçler herkesi yenecekler. Oley! Yarışmayı kazanırsak Euro Disney'e gitmeye çok heyecanlanıyoruz. Beraber ailemle vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Hep beraber hafta sonları sinemaya, tiyatroya gitmeyi seviyoruz. Alışveriş merkezlerine gitmeyi seviyoruz kızlarla. Oley! Bekle bizi dinle! Eşime yarışmada güveniyorum. Güzel olur. Güzel olacak inşallah yarışma. Bu yarışmada muhakkak derece yapmak istiyoruz. Hırs yaptık kendimize.
Ürkün tanesi rakibini tutmaya geliyor. Küçülmekten ürkmüyoruz. Ürkün ailesi evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soyad zor ya Zafer böyle. Evet, hakikaten hani benimkinden daha beter. Nasıl bunu çektiniz mi? Özellikle Meltem'e sormak istiyorum. Evlenme kararını verirken evet. Bu soyad seni zorladı mı Meltem'in? Bayağı Meltem'in? Bir düşündüm. Evet. İstanbul'da evet, ne yazık ki. Evet ne yazık ki. Meltem Ürkün. Evet ne yazık ki. Ama şöyle bir şey öğrenildikten sonra unutulası bir soyad değil. Kesinlikle. Yani bundan evet. Bir 15 sene sonra karşılaştığımızda Ürkünç ailesi diye ben hemen hatırlarım yani. Peki Yaren sen ne diyorsun bu soyadla sınıfta nasıl havan var? Söyledin mi ne dediler? Niye gidiyorsun dediler merak ettiler. Merak ettiler. Eğleneceğim deseydin. Zaten öyle dedim. Gerçekten herkes benim kazanmamı bekliyor. Elimden geleni yapacağım. Aferin sana. Peki böyle nasıl bir aileyiz? Eğlenceyi sever miyiz? Hoplar mıyız? Evet, zıplar mıyız? Evet. Sporla aramız nasıl? Şu ikisi mesela çok iyi paten kayarlar. Evet. Buz pateni. Buz pateni, normal paten, kay kay fark etmiyor. Oo yani altına tekerleği olsun, kayan bir şey olsun ne olursa olsun. Kay kayla ayakkabı. İki tane kayan çocuk ve peşlerinden koşan baba. Harikasınız. Eğlenecek miyiz? Evet, kesinlikle. Keyfini çıkaracak mıyız? Kesinlikle. Evet. Peki o zaman. Şimdi Ürkünç ailesi. Evet. Ürkünç olmayan ama. Bunu size söylemek de zor hakikaten ya. Sloganınızı alabilir miyim? Ürkünç ailesi. Ürkünç ailesi rakiplerini yutmaya geliyor. Hadi bakalım gelsin o zaman. Meltem ve Selen sizi şöyle yan odaya alıyorum. Tamam. Siz orada rahat rahat seyretin, bacaklarınızı uzatın. Zafer'cim seni şöyle baba koltuğunun başına doğru alıyorum. Çok güzel, evet. Çok rahat gözüküyor. Evet, hayatım seni de şu yastığın dibine alıyorum, şu taraftan geç. Tamam, orası da senin için uygun bir yer. Birazdan küçüleceksiniz, diğerleriniz çok önemli. Çünkü bu evde kaybederim sonra sizi. O kadar küçüleceksiniz ki göremeyebilirim yani. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım, ben de hazırım. Başlıyorum. Yapma! Yapma mı? Yaptık bile. Keyfimiz yerinde mi? Şu anda evet. Zafer'le Yaren'deki keyif bende yok Ebru. Nasıl Zafer? Kocaman. Kocaman değil mi? Evet. Yaren duyuyor musun beni? Efendim. Bak bakayım şöyle etrafa. Ya gördün mü? Hı hı. 5 dakikada her tarafı toplarım evet, diyordum. Evet Yaren bunu hepsini 5 dakikada toplayabilirim. Böyle 5 dakikada toplanacak gibi miymiş? Toplarım ben. Hala yani inatla devam ediyorsun. Evet. Aferin inancını hiç yitirme tamam mı? Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Haydi bakalım göreyim sizi. Başlayın. Evet. Rakipleri ürkütme iddiasındaki ürkünçler minicik halleriyle yarışmaya başlıyor. Zafer ilk önce koltuğun üstündeki kemeri almaya çalışacak. Zafer bir süre seçmen listesi gibi askıda kaldıktan sonra hiç de ürkünç olmayan bir düşüş sergiliyor. Baba. Tamam Yaren biz de arıyoruz. Bulacağız babanı. Hah koltuğun arasına kaçmış Zafer. Televizyonun uzaktan kumandası gibi. Baba. Hadi Zafer biraz daha hızlı. Baba. Hadi baba. Sen bakma ona Zafer. Hadi baba, hadi babaya bağladı o. Bitişe kadar gider öyle. Şey koptu. Gördük, sen koparttın. Zaten verdiğin zararın haddi hesabı yok Zafer. Hadi baba. Minik kurbağa gidiyordu az daha. Aldı birazdan sopadan kayıp senin yanına gelebilecek. Tamam. Hadi baba. Allah kimseyi bastona muhtaç etmesin. Gerçi devrek bastonu bu. Özel olarak Arjantin'e götürdük. Narin bir kuğu gibi süzülüyor Zafer. Yaren bu kez de evlilik idamı gibi askıda kalan babasına kraker yetiştirirken küçük bir kazaya uğradı.
Fakat gördüğüm kadarıyla Zafer de memnun askıda olmaktan. İnmek bilmiyor bir türlü. En alt tekini de düzelt kızım. En alt tekini de düzelt. Zafer tek elle uğraştığı için kemeri çözemiyor. Yaren! 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 İki eliyle yüklenince kemer açılıyor nihayet. Baba. Hadi. Evet. Çok güzeldi. Hadi Yaren bir al onları. Ya bana mı öyle geliyor yoksa Zafer bütün işi Yaren'e mi yaptırıyor ne? Baksanıza aile tribünü de Umut'u Yaren'e bağlamış. Zafer şimdi papatya falı bakıyor. Fakat yolarak değil, üzerlerinden geçerek bakacak falan. Seviyor, sevmiyor. Sanırım bu papatyalar Zafer'i sevmiyor. Baba! Zafer ikinci denemesinde baba! Fakat ağırdan alıyor. Zafer, baba! Dur artık bu çığlıkları. Baba! Ah Yaren, baba baba dedin, güzelim babayı sulara gömdün. Keşke o kadar ısrar etmeseydin. Hadi Yaren! Hadi Yaren! Moralinim oldu mu? Devam hadi! Selen, az önce sulara gömülen eniştendi, Yaren değil. Adama da bir çift güzel söz söyleyin ya. Hadi amca, hadi tırman. Heh, tam zamanıydı. Birazdan öyle çok morale ihtiyacı olacak ki bir bilsen. Yaren duymuş kahve içen çocuklar Arap olur diye nasıl da kaçıyor. Şimdi hamburgerden bir file bulması gerekiyor. Zafer arena muhabiri gibi inceliyor hamburgeri. Muradına eriyor sonunda. Hadi. Hamburgerden çıkan bu fileyle Ebru'nun mutfağı en az iki ay mühürlenir, söyleyeyim. Evet. Zafer kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi atlıyor mısır geveğinin içine. Evet. Zafer mısır geveğini çok sevdi. Yanında da götürüyor evet, bir evet, tane evet. Yolda yerim. Çok iyi Yaren, hadi. Şimdi sırada müzik keyfi var. Zafer hem dans edecek hem de Ebru'nun gönderdiği şekerleri toplayacak. Plak takıldı galiba Zafer. Bakıyorum hep aynı nakara. Kaymaklı mısın vay vay. Şekerli misin vay vay. Hadi be. Haydi kızım haydi şekerlere Yaren yardım et. Yaren hadi. Zafer kaleci sorunu yaşayan Galatasaray'a göz kırpıyor. Ben de varım diyor. Yaren bayramda babasını da şeker toplamaya götürmediği için pişman şu anda. Yapamıyor. Hadi yaparız. Evine bir şeker götürmek için kendini paralayan bir babanın dramı geliyor şimdi de ekranlarımıza. İşte buyurun babaların kaderi. Zafer kendini paraladı yine de Yaren'e yaranamadı. Tamam yok bir şey. Yaren. Sakın. Yaren geleneksel hem ağlarım hem giderim moduna bağlayaraktan babasına eşlik ediyor. Şimdi istikamet semaver. Semaver kapatılacak ki evi bir de su basmasın. Yaren sudan çıkmış balığa döndü. Artık tek bir şey kaldı o da koşu bandını geçip fişi çekmek. Hızlı koş Zafer abi tamam mı? Baba yavaş koş tamam mı? Ya karar verin hızlı mı koşsun yavaş mı? Baba yavaş koş tamam mı? Yavaş mı? Of, of, of.
Hızlıydı yavaşta derken virajı alamadı. Pist dışına savruldu Zafer. Zafer bu kez kararlı bakıyor. Zafer tenis kortlarında nadir görülen bir hareketle tenis topunu kafayla out'a gönderiyor. Ve sonunda fişi çekmeye muvaffak oluyor. Bir dakika, muvaffak mı dedim ben? Ebru'nun tenis kuralları dışına çıkan tüm engellemelerine rağmen Zafer bitişe ulaşıyor. Görev başarıyla tamamlanınca kutlamalara minik Yaren de dahil ediliyor. Yaren küslükleri unutmuş görünüyor bu arada. Bravo, bravo. Çok iyiydiniz. Bebeğim benim. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Ama Yaren bir ara Zafer seni terk ediyordu. Korktu bana bir şey olacaktı ya. Normale dönme zamanı geldi galiba, ha? Evet. Nasıl, heyecanlandınız mı? Çok heyecanlandım, çok. Güldük. Bak bak, görüyor musun? Hep gülmüşler, gördün mü? Babana, en çok da babana gülmüşler. Sen ağladın, sen ağladın. O ağladı, evet. İkisi gülmüşler, biz de gülmüşler. Siz ikisi çok heyecanlıydınız. Ağladım, bir şey yok. Bakamayacağım, bakamayacağım, göremeyeceğim falan ya. Çok kıymetlisiniz ya babalar. Vay vay vay, vallahi öyle. Biz hayatta gülmeyiz, babalarımızı koruyoruz. Öyle böyle işte bir salon macerasıydı, yaşandı ve bitti. Bunun tabii bazı sonuçları var. Size düğmeler olarak geri dönecek. Üçüncü olan aile Yılmaz ailesi. Alkışlıyoruz. Dört düğmeniz var şu anda. Heyecan. Böyle bir şurada çok böyle yoğun yoğun. Kalp sesi. Kalp sesleri var, evet. Hadi babanı tebrik et bakalım. Sumut abi. Sumut ailesi birincisiniz. Birincisiniz. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum zamanlamada. En hızlı aile Sumak ailesi çıktı. İki düğmeyle salondan çıkıldı. Ne diyorsun? Mutlu musun? Hı? Güveniyor muydun babana? Çocuklarım güveniyordu ama yarışmacı arkadaşları güvenmiyordu. Üçüncü olarak görüyor. Paslarından dolayı, kilolarından dolayı üçüncü olarak görüyorlardı beni. Tutkasının gücünü gördün. Gücünü gördün yani, o şeyde. Yani boş değil yani. Bir de çiğ köftenin şeyi var, farkı var. Kollar o yüzden güçlü. Kebap tatlama, çiğ köfte. Çiğ köfte o yoğurmaktan, çiğ köfte yoğurmaktan. Köşeyi, kollar kuvvetleniyor. Bir de kebap tatlamaktan şöyle çiğ köfteden ondan oluyor. Düğmeleri tuttu. Yani taslamaz da olmuyor. Bir şey olmuyor. Sadece göbüşte olmuyor ama hakikaten kol gücünü iyi kullandın. Düğmelerde bayağı sıkı sıkı tuttun. Hiç bırakmadın yani onları. Bir de şeylerle, toplarla deviremedim herhalde. Türk kasından olsa gerek, tam filende topları topları. O comcomlu olmanın farkı işte. Neli olmanın? Comcomlu olmanın farkı. Comcomlu olmak lazım. Bu farklı bir şey. Comcomlu olmak. Bu comcomlu bizde yani şöyle etli butlu sağlam yani. O kilolu demeyeceğiz. Lütfen artık bu kilolu şeyini comcomlu olacaksın. Ben kiloluyu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben comcomluyum. Comcomlu çok güzelmiş. Ben de sevdim bunu. Ben de çok sık sık kullanacağım. Ne var comcomluysan biraz. Biraz televizyon beni comcomlu gösterebilir ama olsun. Ama böyle, olsun böyle ya. Daha güzelsiniz. Böyle daha güzelsiniz. Ürkünç ailesi ikinci olduk. Olsun. İkincilik size üç düğme getirdi. Evet. Ondan sonra çok başarılıydınız. Sizi de tebrik ediyorum. Görevi başarıyla yerine getirdiniz. İşte böyle öyle böyle derken geldi sıra annelere. Anneler bizi gülüyoruz. O zaman hep beraber. Şimdi göbek atarsa. Allah. Salon etabı sonunda sarı renkli sumaklar etabı birinci olarak bitirdi ve sadece iki düğme aldılar. Mavi renkli ürkünçler etabı ikinci olarak bitirerek üç düğme alırken kırmızı renkli yılmazlar sonuncu olarak dört düğme aldı. Ekstra ekstra small'da az düğme almak, final etabında az düğmeyle uğraşmak anlamına geldiğinden şu anda en avantajlı olan iki düğmeyle sumak ailesi. Bakalım annelerimiz Ebru'nun mutfağını kurtarmaya çalışırken kaçar düğme alacaklar. Bugün annelerin günü değil, mutfakta gaz kaçağı var, annelerin işi zor.
Macera lavabonun üstünden başlıyor ve hızlı bir şekilde alta iniyor. Öncelikle sünger geçişiyle su vanası kapatılacak ki hem mutfağa su basmasın hem de çok fatura gelmesin. Makarna ve un stoklarının üstünden bıçaklı geçişin ardından tozlu elektrik süpürgesine dalacak annelerimiz. Meşhur Alman gümüşü kepçe takımından yapılacak sallantılı geçişten sonra fırındaki sıcak pizzaya çıkmak zorunda kalan anneler son olarak ekmek kızartma makinesinin yanındaki gaz vanasını kapatacaklar. Ağlarsa anam ağlar sözünü bizlere yaşatacak bir parkurla karşı karşıyayız. Yeleği giymiştin. Kaskı takmışsın. Üzerine bir ağırlık hissediyor musun hayatım? Ben hissediyorum. Bu sadece kasktan ve yelekten değil biliyorsun. Evet, Ayhan'ın ve Kumru'nun sana armağan etmiş oldu. Evet. Fazla düğmelerden olsa gerek. Evet. Senin görevin zor çünkü üçüncü oldunuz. En fazla düğmeyi aldınız. Önemli olan düğmeleri çok toplamamak. O yüzden ne yapıp yapacaksın hayatım burada mümkün elinden geleni yapacağım. Hızlı olacaksın. Düğme almamaya bakacaksın. Evet. Çok düğme almamaya bakacaksın. Elinden geleni yapacağım. Umarım başarılı olurum. Umarım. Sorumluluklarını yerine getir ve benim de mutfağımı kurtarırsın diyorsun. Biraz zor olacak bu mutfak. Yani her zaman insanın kepçenin içine girmek gibi bir şansı yok. Ya da bir süngerin üzerinde seyahate çıkma şansı yok. Evet. Bunları iyi değerlendir. Keyfini çıkar. Eğleneceğiz. Alarsın. Eğleneceğiz. Tamam mı? Eğlen ki çok eğlen ki daha sonra da belki en az düğmeyle Disney'e de Euro Disney'e de gidip orada da eğlen devam eder. İnşallah. Hazırsan seni şöyle lavabonu başına doğru almak istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Ben hazırım. Ben de hazırım. Gülsüm nasılsın Gülsüm? İyiyim. Çok iyiyim. Çok İyi. Meraklıyım. Çok meraklısın değil mi? Evet. Seni neler bekliyor? Bayağı şeyler bekliyor gördüğüm kadarıyla ama. Nasıl tehlikeli oluyor muymuş hakikaten? Evet. Küçülünce mutfak eşyaları. Evet çok fazlasıyla. Hazırsın. Hazırım. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım bakalım neler yaşayacağız. Hadi Gülsüm'üm başla. Gülsüm lava ağaç gibi kaydı aşağıya. Rezistansı pırıl pırıl yaptı. Çok. Ayda ifradı düğmeleri Çorum leblebisi toplar gibi topladığından Gülsüm'ün sorumluluğu ağır. Dengeli otur süngeri. Dikkat, dengeli otur. Gülsüm bu süngeri sünger Bob sandı herhalde. 40 yıllık dostu gibi sarıldı bir seferde. Evet, dikkat ol. Bir sağdan bir soldan çek küreğini. Hadi. Hadi. Ufukta dağ gibi bulaşığı karşısında görüyor ve kafasını duvardan duvara vuruyor. Bir daha. Ayhan'ın bir daha olmasını istediği ne acaba? Çabuk. Çok merak ettim. Gülsüm'ün düşüşleri değildir umarım. Gülsüm çok güzel. Bir sağdan bir soldan çek. Düz gidersin. Gülsüm'ün ilginç bir tekniği var. Bir bardak suda fırtına koparmak denen teknik de çok başarılı. Çok güzel, çok güzel. Doğruyu söyle Ayhan. Bizle dalga geçiyorsun değil mi? Sol küreğini çek. Kamyoncu muhabbeti gibi durmadan sağ sol diye bağıran Ayhan'a eskilerin ne sağ ne sol en iyisi orta yol tavsiyesini hatırlatıyorum. Başka da bir şey demiyorum. Süngerle fileler arasında başarılı bir köprü kuruyor Gülsüm. Üçüncü köprü için fikir vermesi açısından ilgililere sunuyoruz. Getirin Gülsüm'e meyve kokteylini. Baksanıza hak etti. Sanki yıllar geçmiş gibi. Fakat Gülsüm ilk başarısı olan su vanasını kapatmaya adım adım yaklaşıyor. Oley 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 oley. Harikasın. Gülsüm şimdi Ebru'nun zahire kaplarından geçecek. Kaşık geçişine başlamak üzere. Bir de kadınlara kaşık düşmanı derler bazı kendini bilmezler. Baksanıza ne de iyi geçiniyor Gülsüm kaşıkla. Mutfakta bıçaklara dikkat etmek şart. Yoksa Gülsüm gibi kazaya kurban gitmek işten bile değil. Önce iş sonra eğlence Gülsüm Hanım lütfen.
katrana bulandıktan sonra tüylere sokulmak gibi Gülsüm'le ıslatıldıktan sonra una bulanacak şimdi. Bir nevi pane yapıyoruz sevgili izleyenler. Gülsüm onda bir oyuncak kürek arıyor yine. Bugün kısmet kürekten gidiyor. İyice yiyor, iyice. Bir yarışmacımızı alıyoruz. Hafifçe una buladıktan sonra herhalde kızgın yağa bırakacağız. Çok güzel. Hadi şimdi öbür tarafa, bravo. Bravo. Gülsüm yarım küreği buldu, o da bir şey. Küreği tamamlamak için ıslak makarnaya gözünü tıkmadan dalıyor Gülsüm. Ebru spagetti bolognese yapmaya kararlı görünüyor. Daha doğrusu spagetti Gülsüm'ez. Hadi, 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 tut kaşığı, hadi. Aa, sosu fazla mı kaçırmışım ne? Kıvamdır, seyirci seviyor en azından. Onu yukarı koy, kendini çıkar. Cesur yürek, tam kürek Gülsüm son bir bıçak geçişi yapacak ve undan i̇şte sostan kurtulacak. İşte, ama işte bıçaklar da Bursa bıçağı, keskin olur bunlar. Şeker, şeker, korkma. Korkma deyip akide şekerini kafasına çaktılar fakat Gülsüm gözlüğüne ulaştı. Geç onu. Aa! Gülsüm çok yoruldu. Terledi. Son bir duş alıp yola öyle devam etmeye karar veriyor. Bravo. 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 Hadi hayatım. Hadi tak gözlüğünü. Oley. Topaç gibi iğme alan Gülsüm şimdi elektrik süpürgesine çıkıp oradan bravo eldiven almaya çalışacak. Bravo. Aa, koş 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 koş. Devam devam. Kes etme. Geri doğru gel, koşarak git birden. Geri doğru hız al. Fırla. Çok güzel. Çok güzel hayatım. Tırman, tırman. Tut bir daha. Ya çalıştırsanıza elektrik süpürgesini, çeksin içine Gülsüm'ü. Gülsüm yoruldu. Uzak Asya teknikleriyle meditasyon yapmaya koyuldu. Ne oldu Gülsüm? Çok zor. Gülsüm uzun eşek için yerini aldı ama yastık yok. Hadi güzelim, hadi. Pes etmek yok. Bizde pes etmek yok. Hadi hayatım. İşte böyle kıyıdan kıyıdan. Kıyıdan köşeden gel. Bravo. Çizili bokçanı yüreğini tahta gel. Ya ödünü patlatıyorsunuz insanın. Bu nasıl mutfak? Uğur Dündar zabıta müdürünü alıp gelse süresiz kapattırır burayı. Bak söyleyeyim. Hadi babacığım bağır. Annene destek lazım. Hadi babacığım. Bir, iki, üç. Hadi hayatım. Hadi. Kay istersen oradan. Nasrettin Hoca'nın torunu Gülsüm, ben düşmeseydim de şuraya uzanacaktım zaten diyor. Hadi bakalım. Çöp sepetinin üstüne kraker paketi koymuşlar. Gülsüm onu alacak şimdi. Bak bu sefer kesin arıyorum Uğur Bey'i. Olmaz ama bu kadar. Hadi hadi kepçelere. Hadi çabuk. Krekeri kullanarak kepçe sefasına başlıyoruz. Besin değerlerini dikkatle inceliyor. Bakalım krekerimiz anne onayından geçecek mi? Gülsüm Ayhan gelse kaçırsa beni diye hayal ediyor sanırım. İşte mutfağına aşık genç bir kadın. Ne kepçeden geçiyor ne spatuladan. Dön, geri dön, geri dön. Hadi bir daha yatın. Hadi çiğ köfteleri yiyeceğiz. Çiğ köftelerin köftelerini yiyeceğiz. Çabuk. Gülsüm kepçelerin üzerine monte edilmiş maskeyi almaya çalışıyor. Maske fırında işine yarayacak. Gülsüm'den bir spagat denemesi. Balerinlik de var besbelli. Bravo! Hadi!
Mutfakta dengeli beslenme bravo. Şart. Bravo. Ama bu mutfakta her yönünde dengeli olmalı insan. Lan. Bak bu kadar yorgunluğa acıkmamış bile Gülsüm. Fırındaki pizzaya ne kadar iştahsız gidiyor. Pizzanın üstünden bir kek alması gerekiyor şimdi. Hadi. Hadi kalk hayatım kalk. Dayan çabuk hadi ayağa kalk. Kalk. Kaldırın ayağı annenizi. Kalk ve zıpla. Ortaya gel. Ortaya gel zıpla. Çizgi film klasiği Yemen'i pek seviyor Gülsüm. Gülsüm bu pizzanın malzemesi eksik dedi ve her fedakar annenin yapacağı gibi attı kendini oğlu pizzanın malzemesi. Fırındaki gaz Gülsüm'de bir sarhoşluk yaptı galiba. Hadi annesi. Hadi annesi bak. Hadi yengesi. Hadi. Göster nasıl zıplanacaksın. Çek. Çek bravo. Bravo. Sun. Helal olsun. Sana helal olsun. Gülsüm fırından bir başka sıcak mekan olan ekmek kızartma makinesine yollanıyor. Bu kadar çok ayran insanın uykusunu getiriyor tabii. İyi tarafından bakalım. Fırında çok ısınmıştı zaten. Serinlik oldu. Hadi hayatım. Çok az kaldı anne. Sude doğru söyledi. Anneden geriye çok az şey kaldı hakikaten. Hadi. Yukarıdaki kaşığı aldığı an gazı kesebilir. Haydi Gülsün. Gülsün benim diyen rodeocuya taş çıkartıyor. Sakin ol evladım. Sakin. Üzme Gülsüm ablanı. Ekmekten vazgeçemediği için zayıflayamayanlara önereceğimiz en etkili kürü izliyorsunuz. Bundan bir kere yapın, bir daha ekmek görmek istemeyeceksiniz. Bravo, al onu. Al onu hayatı. Çek al. Hadi. Oley! Bravo. Yılmaz onu gururu be. Hadi. Bravo. Oley! Bir Gülsüm gazı bravo. Kesiyor. Yılmazların en dayanıklısı Gülsüm'ü ben de tebrik ediyorum. Oley! Gülsüm geçmiş olsun. Sağ olun. Çok zordu. Zordu değil mi? Suratından da belli oluyordu. Evet. Büyük, o kadar böyle ciddi ve asık bir suratla yaptı ki. Evet. Ama bakıyorum şimdi gözlerim gülüyor valla. Başardım. Tamam hayatım geçmiş olsun sana. Normal haline geri çeviriyorum tamam. Seni. Tamam. Heyecanlıyız galiba. Evet biraz heyecanlıyım. Ben öyle seziyorum. Evet biraz heyecanlıyım gerçekten. Peki böyle sporla aran nasıl? Fena değil yani yürüyüş yapıyorum. Şeyde lisedeyken cimnastiğe başlamıştım. Fena değil hareketliyimdir yani. Çok şey süper. Cimnastik hakikaten çok evet. İyi. Şöyle bakınca ısıtan bir şeyler var mı? Evet mutfakta? Çok renkli bir mutfak. Biraz da karışık bir mutfak. Eşim zor galiba. Aileyi şöyle bir evet. Birinciliğe taşı bakalım. İnşallah. Yani İçmeye hazır mısın? Hazırım. Hazırsan seni şöyle lavabonun başına alıyorum. Oraya oturuyorsun. Ben de seni küçültüyorum. Tamam. Meltemciğim. Efendim. İyi misin hayatım? İyiyim. Çok iyi gözüküyorsun buradan da. Evet iyiyim. Heyecanlı mısın? Evet biraz heyecanlıyım. Sesinde hissediliyor.
Ah işte sular da gelmeye başladı. Sen de birazdan kendini bu sulara bırakacaksın. Evet. Su gibi akacaksın. Evet. Su gibi de bitir inşallah. 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 Hadi sana güveniyorum hayatım. Ben, inşallah. Bol şans. Çift etkili Meltem lavaboyu pırıl pırıl yapar sandık ama Ebru öyle kirletmiş ki Meltem bile işe yaramamış. Çok güzel bir şekerpare, bravo. Bu sünger başka sünger. Yağ, kiri, pası ve hatta şekerpareyi söker atar. Sandalım sallandı düştüm ölsem fark etmez. Olur olur böyle şeyler. Neyse en azından aile Meltem'in arkasında. Beklenti yüksek değil. Bugün lavaboda dalgalar yer yer bir metre yüksekliğe ulaşıyor. Balıkçıların dikkatini. Rafting yapar gibi. Bir sağ bir sol hadi. Rafting teki gibi. Zafer'e bakılırsa Meltem bu işlere çoktan aşina. Meğer rafting çalışıp antrenmanlı gelmişler buraya. Sağdan. Evet evet harikasın işte öyle. Evet evet öyle işte. Biraz daha derine, biraz daha. Bravo. Ebru'nun lavabosu o kadar kirli ki Meltem bir su dökülmeden yola devam etmiyor. Kireç kırıldı. Meltem'in eli ağır anlaşılan küreği kırdı. Fakat kamu malına zarar verdiği için öyle pişman ki harakiriye kalkışıyor. Yapma Meltem bir kürek için değmez. Hadi canımın içi. Meltem durdu. Biraz müzik dedi ve hünerlerini sergiledi. Müziğin faydaları işte. Mozart'ı çalan Meltem derhal ipe tırmandı. Fakat tehlike geçmiş değil. Bravo! Görevin birinci kısmı tamam. Bravo! Aslanım bizde. Hadi canımın içi. Bravo! Kimse duramaz senin elinde. Bravo hadi canım. Meltem suda çok hızlı ve kararlı. Hadi devam et canımın için. Bravo. Harikasın. Meltem karada da hızlı. Çabuk canım bravo. Zahireci Meltem şimdi kaşık geçişinde. Köprüden geçti gelin köprüden. Meltem kaşık kullanımında yaban çıkıyor. Aa bıçak unutmuşuz ortalıkta. Ya bu kadın az evvel hareketi yapmadı mı? Bırakılır mı şimdi onlar orada? İşte olacağı buydu. Neyse keskin yüzüne denk gelmedi de hala tek parça Meltem. Meltem şimdi un içinden yarım kürek bulacak. Kürekleri kırdığı için bir anda tamamını vermiyoruz. Eski hızına erişti bu arada. Kadınlarımız iyi bilir. Üç beyazdan yani un, tuz ve şekerden kaçınmak gerekir. Ama Meltem'in undan kaçmak için hiç şansı yok. Harikasın ben. Unlu halin daha güzel valla. Küreğin diğer yarısı spagetti de. Akşamdan ıslatılmış spagetti demeliydim pardon. Ebru biraz daha ketçap dökerse çocuklar eve gittiğinde makarnayı rüyalarında görecek. Bu gidişle Meltem en az bir 5 yıl makarna yapmaz. Bu arada Meltem küreğin diğer parçasını bulmuş montaja girişmiş bile. Hadi Meltem. Evet. Tırman yavrum be. Hadi be. Bravo. Bravo benim be. Bakın nasıl yorgun görünüyor. İşte onun makarnanın zararları hemen baş gösterdi. Meltem'i ağırlaştırdı. Fakat yine de gözlüğü kapıyor Meltem. Bravo sana be. Harikasın Meltem'in. Şeker zamanı. Unlu makarnası yetmedi. Şimdi de şeker veriyorlar Meltem'e. Fast foodçuları geçtik valla. Harikasın sen be. Canım benim hadi az kaldı be yavrum. Fırtına Meltem daha ben anlatamadan saldırdı elektrikli süpürgeye. Süpürgeden eldiven alacak şimdi. Tabii biraz tozlanabilir uyarayım şimdiden demedi demeyin. Hadi. Meltem işin sırrını çözdü. Bodoslama girmek yerine yandan geçmeyi deniyor. Ya gürültü yapmayın. Hadi harika.
Al işte, kızdırdınız süpürgeyi, olan Meltem oldu yine. Göremiyorum ki yani. Yerini bulun. Eldivenlerini tak yavrum. Meltem görüş zorluğuna rağmen buluyor eldivenleri. Bugün şanslı günü galiba. Olsun olsun, bravo. Şanslı derken erken davranmışım biraz. Ama olsun, üzülme, eğlen, coş. Meltem çok güzel Kafkas oynar sayın seyirciler. Hasar büyük değil. Meltem tekrar yola koyuluyor. Çöp sepeti üzerinden kraker alacak şimdi. Ya canım, kraker açılmadan çöpe atılır mı? Kör alası çöpçüler diyor Meltem, alıyor krakeri çöpten. Harikasın sen ya. Neşe ve Moray Pınarı ailesinin desteğiyle yoluna devam eden Meltem, şimdi en zorlu yerde, gümüş kepçe takımı geçişi. Çöp kutusunun üstünden geçeceğini düşünmüş müydün Meltem? Meltem, sen beni duyuyor musun? Duyuyorum. Ebru'cum duyuyor, duyuyor da cevap veremiyor. Etmediğini bırakmadın kadıncağıza. Baksana, kadıncağız zorlanmaktan halüsinasyonlar görmeye başladı. Mantının hası bir kepçeye 40 tane sığanı derler ama bu kepçe herhalde 40 bin mantı alır. Meltem annesine oyuncak aldırmak isteyen çocuk gibi sarılıyor ezicinin ayağına. Çıkamıyorum. İşte hasımları dıza korku salacak özel bir hareket. Meltem'in gizli ölüm vuruşu. Puma tekniği. Çıkamayacağım. Oluyor 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 oluyor. Ne oluyor Zafer? Bizim göremediğimiz bir şeyler mi görüyorsun sen? Olsun olsun. Ben de çok düştüm, o önemli değil. Ha şimdi oldu. Kendi suçunu bildiğinden öyle diyormuş Zafer. Harikasın. Mutfaktaki gaz sızıntısı Meltem'i neredeyse uyutacak. Hadi Meltem, zaman geçiyor. Sana yaklaştım, ondan sonra yavrum be. Mutfak kazan, Meltem kepçe, dönüp duruyor Meltem. Meltem spatuladan sonra patates ezicisine ulaşıp bir maske almaya çalışacak. Maske onu fırında gaz sızıntısından korumak için. Gel ayağında. Harikasın be. İşte bu. Hadi hadi, gel ayağında. Maskenin olduğu ezici hemen önünde. Kararlı hareketlerle ilerliyor. Zor olan burasıydı ve Meltem maskeli eziciye ulaştı. Çabuk. Tamam, bravo. Bravo. Hadi canım içi. Meltem maskeyi kaptı ama yine de kepçeleri artistik bir hareketle terk ediyor. Hadi canım. Hadi, az kaldı be yavrum. Hadi canımın içi. Oo, Zafer'in motivasyon desteğiyle ok gibi atılan Meltem fırına bir çırpıda çıkıveriyor. Harikasın sen be. Bravo canım benim. Duramıyorum. Pizzanın üzerinden kek paketini almaya çalışacak şimdi. Duramıyorum ki. Meltem uzun Mehmet'in kömür aradığı gibi arıyor kek paketini, fakat paket zaten hemen kafasının üstünde. Hadi canım. Çok uzakta, kalkamıyormuş. Haydi canım. Haydi. Meltem dut toplar gibi alıveriyor kek paketini. Harikasın sen, harika. Harikasın sen be. At kendini aşağıya yavrum be. İn oradan aşağıya, in Meltem. At kendini, at beni. Haydi, haydi, oluyor, oluyor, oluyor. Meltem'in acele etmeye niyeti yok. Birileri çakmak falan çakmasa bari, yoksa patlar maazallah bu ev. Hoppa! Bravo! Haydi canımın içi. Evet evet, simit arabasına karşıya geçmeye çalış, çabuk. Ekmek kızartma makinesine varan Meltem yolun sonunda. Son görev kızartma makinesinin yanında duran gaz manasını kapatmak. Tuzlu ayran iyi gelir Meltem. Bir kap düşmüştüm, diriltir. Diriltir.
Süt ürünlerinin verdiği güçle ekmek kızartma makinesine çıkan Meltem'in artık yapması gereken tek bir şey var. Yukarıda asılı minik taşı alıp gaz vanasını kapatmak. Sanıyorum ilk defa bir ekmek kızartma makinesinin üzerine çıkacak Meltem. Gerçi ben de çıkmadım hiç ama siz çıktıysanız da bilmiyorum yani. Şimdi ekmekler kızarmadan kaşığı alsa, ah alsa. Söz dinleyen kim? Meltem ağzım gözüm diyene kadar ekmekler nar gibi kızarıp dışarı çıkmak istiyorlar. Meltem tam huşu içinde hidayete eriyordu ki ekmek arkadan uyarısını yapıyor. Meltem ipi yakaladı. Çek şu ipi Meltem hadi. Meltem baktı ekmekler nar gibi kızarmış. Hazır gelmişken ben de kolay yoldan bronzlaşayım dedi. Ekmek kızartma makinesinin içine girmeye çalışıyor. Boş ver Meltem. Solaryum denen bir şey var. Başa aldı hadi. Başarırız. Hadi. Hadi. Hadi Meltem. Meltem vanayı indirmeyi başarıyor. Artık yangın tehlikesi kalmadı. Geçmiş olsun. Bravo. Şeker parem harika. Harika. Meltem. Süperdi. Çok zordu, güzeldi ama çok zordu. Zordu değil mi? Evet. Nerede zorlandın? Çok zorlandım. Şeyde tuza çok oyalandım. Meltemciğim hadi normale dönme zamanı geldi. Şöyle karşılıklı konuşalım bakalım bu maceranı. Olur, çok güzel olur. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Gel şöyle karşıma geç de bir konuşalım bakalım Meltem'im. Nasıl geçti? Çok zordu. Zor muydu? Beni çok yordu. Şimdi küçük olunca Yaren'i daha iyi anlamışsındır. Evet. Değil mi? Evet gerçekten. Biraz küçükleri anlıyor insanlar, evet, insan, değil mi? Evet, böyle bir durumda anladım gerçekten. Ona hak verdim. Biraz zor gerçekten. Yani zor diyorsun, zor diyorsun, başka bir şey demiyorsun. Zor, zordu. İyi bakalım, bir de sizinkilere söyle. Ne kadar zor olduğunu bir de onlara anlat İnşallah, bakalım. Bakalım. Tamam Meltemciğim, tamam. Seni heyecanla bekliyorlar. Hadi gel, gel şöyle. Merhaba anne. Badem gözüm, geçmiş olsun. Tebrikler, çok iyiydin, harikasın. Harikasın anne. Benim. Çok güzeldi. Çok zormuşum sanki. Kavuş evlerinden hiçbir şey kurtulmaz ya. Evet. Çok güzeldi. Başardım gene de. Başardım. Harikasın sen. Tebrikler hayatım, her şeye rağmen çok güzeldi. Darısı diğer yarışmacıların başına. Evet. Ne diyoruz biz peki? Pizzamın kokusunu duyuyor musun Canan? Evet. He? Evet. Korkutucu mu geliyor bu koku sana? Biraz. Ürkütücü biraz. Ürkünç bir mutfak değil evet, mi? Evet, evet. Çok dağınık. Ama ya ben özellikle dağıtıyorum böyle çok uğraşıyorum bu kadar dağılsın diye. Beni biraz zorluyor tabii böyle bir seviyeye erişmek, ulaşmak ama başarılıyım değil mi? Evet, dağıtmak da üstünüze yok. Yok, yok. Çok başarılısın. Yok. İnan üstüme yok. Nasıl buldun? Çok neyi merak buldum. Ediyorsun? Ya küçük olunca şunların hangisi sana cazip şu geliyor? Şu boyu çok merak ediyorum. Canan az bekle. Tüm merakın giderilecek. Hiç şüphen olmasın. Nasıl açılacak? Evet. Neler yaparsın? Mutfakta mı? Her şeyi yaparım. Çeşit çeşit yemekler, börekler. Arnavut böreğimiz meşhurdur. Baklavamız meşhurdur. Onları yaparım. Baklava falan kendin açıyorum. Mi? Açıyorum. Evet. Baklavası. Evet. Ne evet. diyorsun? Bak benim de unum var. Tamam suyum burada var. Da yapalım hemen. Her şeyim var burada. Hemen burada baklava devam açalım. Ederiz. Belki baklavayla tabii ilgili ki. Bir şeyler yaparız. Ne dersin? Hı-hı. Neden olmasın? Tamam ben her türlü malzemeyi sana tedarik ederim. Sen hiç merak etme. Hiç sorun değil. Tamam. Bulurum ederim. Yaparız tabii. Onu da hep beraber. Hazır mısın? Hazırım. O zaman seni şöyle lavabonun başına doğru alıyorum. Ne oldu? Korktun mu Canan? Çok korktum. Yıktın ortalığı birbirine kattın. Evet. O ne bağırıştı öyle ya?
Görevin zor valla. Hem evet. Evi kurtaracaksın, hem vanaları kapayacaksın, taşan sular var, yüzeceksin. Evet. Ondan sonra o hamur açacaksın, baklava şeyin sözümüz var. Baklava yapacağız. Sözümüz var, unutmadım. Evet. Hazır mısın Canan? Hazırım. Hadi o zaman, bırak kendini gideri. Hadi. Canan bu da heykeli gibi bekliyor giderin başında. Çok sevdi suyu Canan. Nasıl da çarpıyor ellerini suya. Canan eski bir balıkçı. Denizden babası çıksa ya. Ama bu sefer sünger çıktı. Bakalım süngeri de indirecek mi mideye. Canan küçük bir hata yaptı. Küreğin üzerine oturdu. Kürek yerine ellerini kullanacak herhalde. Bildiğiniz gibi Canan öncelikle sünger kayığıyla karşı yakaya geçip su vanasını kapatacak ki ortalığı su basmasın. Hadi Arnavut güzel hadi. Vallahi sen teyfi idare ediyorsun, o süngeri mi idare edemeyeceksin ya? Hadi Canan. Motoru oturur gibi ortalığı otur. Çık oradan, sana neler yapacağım hele, çık oradan hadi. Canan çıktı yola, asıldı küreklere. Çok kötü. Çok kötü. Hadi başaracaksın hadi. Tamam. Hadi çek kürekle. Tamam. Hadi. Küreği şöyle biraz asıl küreğe. Asıl biraz küreğe hadi. Bak, orijinal bir şey geldi aklıma. Küreğe asıl Canan. Öyle değil ya, yanlış anladı Canan bizi. Tırman. Hadi bitir şunu. Eyvah ki eyvah. Daha yeni başladık, sen bitir diyorsun Tevfik. Canan'ın işi zor. Canan askerliği komando olarak yapmış, baksanıza. Kızları da alın artık askere. Ha, kadınlar askerlik yapmıyor muydu? Canan fırtına sonrası sahile vuran Robinson Crusoe kılavına geldi. Canan. Kapat bana, hadi kapat şunu. Duyuyor musun? Hadi atla yüz. Devam et, sana künefe yapacağım. Sultanı yapacağım. Fıstıklı yapacağım hadi. Anahtar kelime künefe galiba. Bakın Canan künefeyi duyunca tekrar hareketlendi. Künefe yapacağım. Kendi ellerimden künefe, kebap, fıstıklı, sultani. Hadi. Künefe vadide batağa sürüklenen bir kızımız daha. Bu çocuklar bizim. At, kulaç at, kulaç at. Kulaç at. Sen yaparsın bunu hadi. Hadi Arnavut güzel hadi. Hadi Canan yaparsın sen bunu. Canan aile baskısıyla Ebru'nun Zahire ambarına yöneliyor. Hadi Canan, sumaklar şişman diyorlar. Hadi verelim şunların ağzının payını. Aa, inanmam. Hangi sumak için diyorlar ki bunu? Canbazik üstünde oynuyor. Ebru Hanım. Efendim. Buyurun gelin beraber oynayalım. Canan tehlikeli bir bıçak geçişinin ardından una dalıp küreğin yarısını alacak. Canan baklava için hamur açma hazırlıklarına başladı. Ay. Lütfen buraya düşmeye. Çok korkuyorum. Canan, su korkun mu var? Evet, şimdi oldu. Sayenizde. Korkma Canan, korkma. Hadi başaracaksın hadi. Canan nerede? Canan unun içinde debeleniyor sanmayın. Baklava sözü vardı bize. Onun için uğraşıyor kadıncağız. Buldum. Yarım kürek bulundu.
Canan anlaşılan Excalibur'u buldu. Gururla kaldırıyor kılıcı. Ah, makarnanın içine giremem ben. Eyvah, oh. Girmem diyor. Ne yapacağız? Atla! Atla! Tevfik'in nazik ricası Canan'ı sulu makarnaya sokuyor. En güzel anne, Canan anne. O ketçaptan önceydi Tevfik. Zaten önemli olan gönül güzelliği. Ketçap sevmez misin? Ketçap altında küreğin ikinci yarısını da bulan kürekçi Canan tekrar yola düşüyor. Ne istiyorsan ellerimden yapacağım. Künefe, kebap, çift köfte hepsi benden. Tevfik restoran iş başında. Bakalım bu rüşvetler işe yarayacak mı? Ben olsam bu rüşvetleri çoktan bitirmiştim parkuru. Başarırsın. Son kaptaki gözlük ancak bu kürekle alınabiliyor. Cana korkma, korkma. Kaç anne? Emekleyerek git, emekleyerek git. Sen yaparsın, sen başarırsın. Kaldım ve gitti. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı. Allah kahretsin. Al onu. Hadi. Panik yapma, panik yapma. Panik yapmadan. Neyse bak, suya gitmedi, una gitti içtiyse. Suya gitmedi, una gitti içtiyse. Ebru'nun pozitif yaklaşımı Canan'a da moral oldu. Gözlüğü aldı. Çok iyi gidiyorsun. Lütfen düşmeyeyim, lütfen. Karşılayın beni lütfen. Dikkat et, düşme Canan. Devam, korkma. Bakıyorum, görüyorum. Devam diyorum. Hadi. Zaman kaybetmemek için atlıyor aşağı. Başarırsın sen bunu. Başarırsın sen bunu. Başarırsın sen bunu. Ah, başka bir şey görmüyorum. Kör olduğumun kör bir sevgili. Karanlık dünyadan zavallı. Canan elektrik süpürgemize dizle girişiyor. Olmaz ama böyle Canan. Ay. Of ya. Gözlükler görmüyor. Sana künefe ellerimle yapacağım. Sihirli kelime künefe tekrar çıktı meydana. Bak yine yaptı. Ayıp oluyor abla. Hadi Canan, nazlanma, naz yapma hadi. Tevfik yine tam zamanında devreye girip nazik nazik konuşunca Canan'ın motivasyonu artıyor. Dikkat et tozlarına, dikkat et tozlarına, ben uyarayım da. Çıkarayım ben. Ürgüçleri ürküteceğiz. Ürgünçleri ürküteceğiz. Yılmazları yıldıracağız. Ürgünçleri ürküteceğiz. Ya bırakın yılmazları, ürkünçleri, ben bile ürktüm burada. Yılmazları yıldıracağız. Aile efradı rakipleri ürküte dururken Canan eldivenleri bulmuş, eline bile takmış. Bravo. Biraz çabuk, biraz efor. Eforun da tam yeri gelmişti zaten. Şimdi devrilmiş sepet üzerinden kraker alacak Canan. Canan krakere uzun uzun bakıyor. Bir yerden tanıyor galiba. Martayı da geçti ama bir türlü inemedi şu kediler damdan. Sanırım küçük olmaktan korktu. Ebru Hanım, oradan konuşmak kolay. İnan çok zor. Arnavut güzeli yapar bunu. Yaptı zaten sumaklar, orayı geçtik. Arnavut güzeli yapar bunu. Fırındaki gazdan etkilenmemek için kepçe takımının üzerinden gaz maskesi almaya geldi. Kepçelere sarılacaksın, kepçelere. Ay ay. Talimat ay, yerine getiriliyor hemen. Ay. Sıkı sarıl. Kepçeye sıkı sıkı sarıl. Sen bunu yaparsın. Ay. Canan zoru görünce mahzi canlanıyor gözünde.
Gaz maskesine bir kepçe kaldı. Annelerin sultanı Canan Sultan. Annelerin sultanı Canan Sultan. Canan gaz maskesine ulaşıyor. Şimdi zehirlenme tehlikesi olmadan fırına girip ısınabilme imkanı sağladı kendisine. Az kaldı, hadi gülüm. Canan bir etabı daha geride bırakmanın sevinciyle halay çekiyor. Pizzaya yetiş, pizzaya yetiş. Sumaklar Disneyland arzusuyla Canan'ı bir dakika olsun dinlendirmiyorlar. Yeni hedef fırının içindeki pizza. Çık üstüne! Tamam, bağırmayın, çıktı. Korkudan ben bile çıkacağım neredeyse. Çık üstüne! Biraz cesaret, biraz cesaret. Canan, ya delirdiniz mi? Tabii ki yaparım diyor. Canan yine aile motivasyonu ve desteğiyle hızla kapıyor keki. Hadi aşkım, hadi. Ya hakkını yemişim keyfi. İstediğinde romantik bir adam da olabiliyormuş. Hadi Canancığım, hadi. Şimdi geldik sona. Kek paketini yükselti yaparak ekmek kızartma makinesine çıkılacak. Şimdi o basamağı koyuyorsun. Ayran Canan'ı teğet geçti. Kaderde maazallah Yunanistan gibi olmak da vardı. Ekmek kızartma makinesinin üzerindeki kaşığı alıp gaz vanasını kapatmaya çalışacak şimdi Canan. Hadi canım. Atımı hazırlayın demişti Canan. Buyurun, atı hazır işte. İpini buldu fakat arkası gelmiyor. Çek! Ve o da geldi. Hadi Canan, çok az kaldı. Bir fırça daha gelmeden bitir şu işi. İlerle, ilerle, ilerle. Hadi ilerle. Hadi. Kapat. Kapat son. Kapat. Kapat. Ya Tevfik Bey, aşağı gelmeden bitirdin ya şu işi. Dile benden ne dilersen. Alın kaşığı başınıza çalın. Bir dahaki sefere de işini neydi? Çatal belli bir tesisatçı çağırın diyor galiba Canan. Bitti. Bitti. Yaptın. Hadi kebaplar her şey feda olsun sana, hadi. Ya bize de gönder Tevfik. Anlata anlata canımız çekti valla. Kendi ellerimle yapayım. Hadi sana, geçmiş olsun Canan. Çok kötü bir eviniz var Ebru Hanım. Çok mu yordum seni ben? Ah, su beni mahvetti. Hiç gücüm kalmadı. Zor bitirdim. Zor bitirdin. Ne oldu, baklava açacaktık bir de göğe. Açarım açarım. Yemin ediyorum açarım. Getirin malzemeleri açarım. O havuz, havuz beni mahvetti. Bir daha ikinci bir su bile içmek istemedim burada ya. Su yüzüme dedim, su dökmeyin. Sudan iğreniyorum. Yüzüme bile su istemedim yani. Neden bu kadar zorladı seni? Halbuki ya, süngerle bayağı iyi gittin. Kapattın yani, düştüm. Ama. O sarı borudan çok kötü düştüm. Ve o çok su yuttum. He. Yutunca suları şey yaptım, bocalamaya başladım birden yani. Ama ayrandan kurtuldum. Neyse ki ayrandan kurtuldun. Ayrandan evet. Kurtuldum evet. Normale dönmek istiyor musun? İstiyorum. Haydi bakalım Canan, normale dönme vakti. Korktun mu ben bırakacağım diye yarışmayı? Çok korktum. Korktu. Bırakmamı istemediniz değil mi? İstemedim. İstemedim. Korktular yani. Korkmaları evet. Değil. Ebru korktu. Emir korktu. Ama bak bitirdik. Bir yandan da. Ama az orada olsa bitirdik değil mi? Evet. Çiğ köfte kebap bir sos. Bizim rakibimiz yok. Çilekeş annelerimiz Ebru'nun mutfağını kurtarmayı başardılar. Ürkünç ailesinin annesi Meltem gaz vanasını en kısa sürede kapatarak etabı birinci bitirdi ve ailesine sadece iki düğme getirdi. Yılmaz ailesinin annesi Gülsüm etabı ikinci olarak bitirip üç düğme alırken Sumak ailesinin annesi Canan etabı üçüncü olarak bitirip dört düğme aldı. Mutfak etabı sonunda toplam beş düğmeyle en avantajlı olan mavi renkli Ürkünç ailesi. Sarı renkli Sumak ailesinin toplamda altı, kırmızı renkli Yılmaz ailesinin yedi düğmesi var. Bakalım çocuk odasında çocuklarımız ailelerine kaçar düğme getirecekler. Sumaklar, Ürküşler ve Yılmazlar arasındaki mücadelenin sonucu yarın aynı saatte belli oluyor. Yılmazlar rakiplerini yıldıracak mı? Bizim adımız Yılmaz. Bizim sevgilerimize hiç yapmaz. Ürküşler mi diğerlerini ürkütecek? Ürküş ailesi rakiplerini ürkütmeye geliyor.
Yoksa sumaklar herkesi çiğ köfte gibi yoğuracak mı? Çiğ köfte kebap mısa bizim rakibimiz yok. Ekstra ekstra small'u kim kazanacak? Yarınki bölümde belli oluyor. Nasıl biz böyle yoğururuz. Ben çiğ köfteyi çok seviyorum. Bilmiyorum, babalarımızı böyle yoğurduk be. Düğümü çocuklar çözecek. Aç güzel kızım. Bulamadık. Çabuk 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 çabuk. Yarın aynı saatte önce 3 ailenin çocukları yarışıyor. Ardından finalde herkes çamaşır makinesinde bir sağa bir sola yıkanıyor. Görsünler bakalım bu evde kim kimi nasıl yoğuruyor. Euro Disney yolunda son saniyelere kadar çekişmeli geçen mücadeleyi kaçırmayın. Kaçıranlarla samimiyeti azaltın. Ekstra Small'da dün akşam heyecanlı bir rekabet yaşandı. Hadi babanı tebrik et bakalım Small. Ben terbiyeyim. Yaşlar. Bu yaşlar en güzel yaşlar. Sevinç göz yaşları. Yarışmanın birinci etabı Ebru'nun dağınık salonunda gerçekleşti. Parmak kadar boylarına bakmadan kıyasıya mücadele eden babalar salonda basmadık ve düşmedik yer bırakmadılar. Herkesi ürkütme iddiasındaki ürkünçlerin babası Ahmet Zafer minik kızı Yaren'le koşturduğu salonda baştan sona zorlandı. Kalkın da göreyim bakayım sizi. Şöyle. Nasıl Zafer? Kocaman. Kocaman değil mi? Evet. Televizyon kumandası gibi koltuk arasına kaçtı. Baba. Devrek bastonundan bir türlü inemedi. Papatya suyuna çorba oldu. Baba!
Ahmet Zafer'in plaktan kırık iğne gibi fırlaması kızı Yaren'in yüreğini ağzına getirdi. Tamam, yok bir şey. Tamam, yok bir şey. Fakat finalde koşu bandının havalı hareketlerle geçip ikinci olmayı becerdi. Çok güzel, bak kız. Tüm rakipleri yıldıracak kadar iddialı Yılmazların babası Ayhan minik kumruyla yarıştı fakat salonda oldukça kafası karıştı. Manken kızlarının desteğine rağmen koltukta ancak yaylanma rekoru kırdı. Devrek bastonunda seçmen kütüğü gibi asılı kalan Ayhan papatyalardan yaptığı taklalı geçişleriyle göz doldurdu. Salonun çeşitli yüzeylerini yata yata kat eden Ayhan, küçük bir şekerle bile mutlu olabilen insanlardan olduğunu kanıtladı. Koşu bandında düşüşlerle bir an bilincini yitiren Ayhan, fişi çekse de üçüncü olabildi. Fakat kızlarının sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. Çiğ köfte, kebap, isot, bizim rakibimiz yok. Rakipleri yoğurma iddiasındaki çiğ köfte kebapçı Sumakların babası Tevfik, kızı Ebru ile yarıştığı salonun altını üstüne getirdi. Ailecek evde oynayarak eğlenen Sumaklar, küçülünce göbeğin küçülmediğini fark etti öncelikle. Yalnız çiğ köftelerin etkisini biraz küçültemedim galiba. Ama ben çok küçülmüşüm, sadece göbüş durmuş. Çok denedim ama olmuyor. Lokal küçülmüyor. Göbekler. Yerindeyse belki göbek atalım küçülmüşken. Başlamadan önce bir moral olsun. Tevfik koltuğu çatallı şekilde geçtikten sonra devrek bastonunu estete estete aşağı indi. Salonda kızı Ebru'yu da kendisi kadar çalıştıran Tevfik papatyalardan müzik kıyafeti verdi. Tırmandığı sehpada hamburgerin üstünde dinlenişi ve aşağı inişte mısır kasesini ıskalamasıyla akıllarımızda kalırken şekerleri çocuk enerjisiyle topladı. Hadi baba bir tane, tek bir tane, tek bir tane, tane, anne. Sona doğru iyice çocukluğuna dönen Tevfik koşu bandında bir an talihsizlik yaşasa da etabı birincilikle bitirirken oynaması durdurulamadı. Yandın. Aşağıdan, yandan, soldan, sağdan. Nasıl geçti? Küçülmek zevkli miydi? İyi geçti diyelim. Nasıl diyelim? Küçülmek güzel miydi? Tamam. Salon etabı sonunda güle oynaya birinci olan Sumaklar sadece iki düğme alırken, Ürküçler ikinci olup üç düğme aldı. Rakipleri yıldıracağız derken kendisi yılan Ayhan'sa dört düğme alarak Yılmazların yükünü ağırlaştırdı. İkinci etapta evin mutfağında anneler kapıştı. Çocukları için saçını süpürge edeceklerini bildiğimiz annelere bu tadı yaşattık. Baba Tevfik rakipleri çiğ köfte gibi yoğurup birinci olduktan sonra yükü ağır olan Sumakların annesi Canan aynı performansı gösteremedi. Allah kahretsin. Ay. Of ya. Gözlükler görmüyor. Sana künefe ellerimle yapacağım. Lavabo inişinde sumak neşesini yaşatan Canan sonrasında yavaş ilerledi. At kulaç at, kulaç at. Kulaç at. Keyfin nazik destekleriyle yolunu bulan Canan başlangıçtaki sulu etaplarda enerjisini tüketti. Hadi Arnavut güzeli hadi. Un ve makarna geçişinde saçlarına aklar düşen Canan yepyeni gözlüğünü daha kullanmadan sağa sola düşürdü. Allah kahretsin.
elektrik süpürgesine sert tekmeler atmasına rağmen toz dumandan kurtulamayan Canan, kepçe takımı geçişinde başarılı fakat yavaştı. Ay! Ay! Ay, ay, ay. Fırından çabuk kurtulan Canan kızarmış ekmeğin zararlarını yaşayarak gazı kesmeyi başardı. Fakat üçüncülükten kurtulamadı. Geçmiş olsun Canan. Çok kötü bir eviniz var Emrah Hanım. Normale dönmek istiyor musun? İstiyorum. Haydi bakalım Canan, normale dönme vakti. Yılmazların annesi Gülsüm mutfakta tecrübeli bir hanım olmasına rağmen Ebru'nun mutfağında zorlandı. Sünger geçişinde kafasını duvarlara vuran Gülsüm'e ailesi sonsuz destek oldu. Çok güzel, bir sağdan bir soldan çek, düz gidersin. Bir daha. Zahire ambarının sulara bana bana geçen Gülsüm en çok ıslanan yarışmacımız oldu. Zaman zaman kafası karışan Gülsüm, eli değmişken mutfağın yerlerini de bir güzel siliverdi. Kepçe geçişinde çok zaman yitiren ve kendini yerden yere atan Gülsüm, fırında pizzayla adeta bütünleşti. Tırmanış öncesi içtiği ayran ağırlık yapıp tansiyonunu düşürünce mutfağın o köşesini de misler gibi sildi. Kızarmış ekmeklerden gördüğü zulümle vakit kaybeden Gülsüm gazı kesti kesmesine fakat ikinci olmaktan kurtulamadı. Ürkünç ailesi rakiplerini ürkütmeye geliyor. Ürkünçlerin rakipleri ürkütme iddiasını gerçekleştirebilen Ferdi Meltem oldu. Sünger geçişinde sert stiliyle küreğini kırmasına rağmen lavaboyu son sürat geçmesini bildi. Çaba ve una doyarken kaplara düşmeyerek zaman kazanan Meltem bazen hızından zarar gördü. Kepçelerde yavaş olmasına rağmen gaz maskesini almasını bilen Meltem, fırında çok hızlı davranarak açığını kapattı. Ekmek kızartma makinesinde küçük bir uyarıyla kaşığı kapan Meltem, gazı belediye yetkilisi süratiyle keserek ailesine birincilik kazandırdı. Süperdi. Çok zordu, güzeldi ama çok zordu. Zordu değil mi? Evet. Nerede zorlandın? Çok zorlandım. Oh şeyde, buna çok oyalandım. Annelerin saçını süpürge eden mutfak etabı sonunda sumaklardan Canan sonuncu olarak 4 düğme alırken ikinci olan Yılmazlardan Gülsüm 3 düğme aldı. Rakipleri ürküten ürkünçlerden Meltem 2 düğme alarak ailesinin düğme yükünü hafifletti. Birazdan ailenin afacanları çocuk odasının altını üstüne getirdikten sonra tüm aile fertleri çamaşır makinesine atılacak ve bugün Euro Disney'e giden aile belli olacak. Büyük olmaktan sıkılanlar, lütfen ekran başından ayrılmayın. Çocuklar bugün vantilatörü durduracak. Tabii yolu bulabilirlerse. Ebru'nun afacan kızı Duru odasını öyle dağıtmış ki. Araba yıkama istasyonu zorlu bir başlangıç. Köpüklerden kayan yokuşu tırmanmak zor. Arabalar köpük altında. İnişte de kaza kaçınılmaz. Duru'nun top sepetinden geçmek hiç de kolay değil. Daha önce geçmek isteyenlerden içeride kalıp hala orada yaşayanlar var.
Ebru'nun çok sevdiği sakızlı jölenin tadına bakmadan yarışmadan ayrılan yok biliyorsunuz. Cetvelden boylarının ölçüsünü alarak giden afacanlar boya paletinden eldivenleri bulmaya çalışırken renkten renge girecekler. Duru'nun spor ayakkabılarından geçtikten sonra çikolatalı pastaya dalıp tatlıya doyacaklar. Yumuşak bir yastık geçişinin ardından beyni çalıştıran fakat akılları durduran satranç oyunuyla vantilatöre ulaşıp rüzgarı kesiverecekler. Kendim Alice Harikalar Diyarı'nda gibi hissedeceğim muhakkak. Biraz korkunç gibi geliyor. Hepimizi yeniriz. Ürkünçler herkesi yenecekler. Oley! Yarışmayı kazanırsak Euro Disney'e gitmeye çok heyecanlanıyoruz. Beraber ailemle vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Hep beraber hafta sonları sinemaya, tiyatroya gitmeyi seviyoruz. Alışveriş merkezlerine gitmeyi seviyoruz kızlarla. Oley! Bekle bizi dinle! Eşime yarışmada güveniyorum. Güzel olacak inşallah yarışma. Bu yarışmada muhakkak derece yapmak istiyoruz. Hırs yaptık kendimize. Ürkünç ailesi rakiplerini ürkütmeye geliyor. Küçülmekten büyütmüyoruz. Ne? Ne öyle boncuk boncuk bakıyorsunuz? Şöyle yandan yandan bakışlar atıyorsunuz odaya. Ne oldu? Ne düşünüyorsunuz? He? Pek beğenmedim. Pek beğenmediniz galiba. Hayalinizdeki gibi değil mi? Ben beğendim. O da renkli renkli. Renkli renkli değil mi? Ama biraz dağınık. Daha farklı mı bekliyordun? Daha toplu derli toplu bir oda mı bekliyordun? Evet. Evet. Şok mu oldunuz odayı böyle görünce? Hı hı. Evet. Bence şok oldum. Şimdi en zevkli bana şu kaydırak geldi. Kaydırak güzel gözüküyor değil mi? Evet. Oradan evet. Kaymak. Oradan bir de şu jöle. Düşünsene bak orada arabalar ne kadar küçücük duruyor. Sen, ama biz de şimdi orada küçücük durarken. Sen üstüne oturacaksın. Düşünebiliyor musun? Ben evet. Oturunca ne kırılır diye düşünüyordum. Kırılır diye düşünüyordum. Ama artık olmayacak. Şimdi küçülecek. Küçüleceksiniz. Küçülünce her şey çok değişecek. Özellikle de en büyük pasta gibi görünüyor. Pasta çok eğlenceli duruyor değil mi? Evet. İçine küçülüp düşmek çok güzel olsa gerek. Bir yandan düşüyorsun bir yandan yiyorsun. Neler oynuyorsunuz? En çok şey... Öyle evcilik oynamaz ama evcilik oynamayız ama daha çok eğlenceli şeyler. Mesela birlikte türkü söyleriz. Türkü söyleriz. Kitap okuruz. Kitap okuruz. İkinizin beraber çok beğendiği bir kitap var mı? Benim var. Hangisini beğendin? Ayı ile kurdu aldatan tilki. Ayı ile kurdu aldatan tilki sen? Benim de Parmak Kız. Parmak Kız. Ay düşünebiliyor musun? Parmak Kız okudun şimdi Parmak Kız'ın. Sen de bir Parmak Kız olacaksın onun gibi değil mi? Çok şanslısın. Evet. Parmak Kız okurken hiç bunu hayal eder miydin? Evet, hep küçük olmak isterdim. Bir evin içinde küçükken. Hayaliniz gerçek olacak buydu. O okuduğunuz kitap. Bu Parmak Kız böyle güzel gider. Kilit kutusunun içinde yaşar, uyur. Tabii tabii. Karınca gibi görünür. Parmak Kız da öyledir değil mi? Bir küçücük kibrit kutusunun içinde uyur. Hı-hı. Siz de isterseniz burada bakın orada yastık var oraya kırıp uyursunuz. Ha? Ne dersiniz? Uyur musunuz? Buyurun. Demeyin, demeyin burada kurtaracağınız bir ev var. Şu vantilatörü kapatmak gibi bir göreviniz var. Eğer bunları yaparsanız Disney sizi bekliyor. Bunu sakın unutmayın tamam mı? Unutmuyoruz. Böyle bir hayal gerçekleşeceği için çok şanslısınız herhalde. Evet. Peki arkadaşlarınız ne diyor? Küçüleceğime inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Görsünler bakalım. Ben dedim izleyin görün. Hah izlesinler görsünler. Benim Parmak Kız olacağız dedi. Benim hele kardeşim bu, ben dedim ki Zeynep'e. Zeynep dedim ben küçüleceğim küçücük olacağım dedim. Zeynep dedi ki yalan söyleme abla dedi bana. Yani ne diyorsun? 3 yaşındaki Zeynep inanmadı mı buna? İnanmadı. Ama inanacak. Diyor ki kül yutman Zeynep diyor. Aa, kül yutman Zeynep. Görürsün kül yutman Zeynep. Sen şimdi bu etabı Zeynep için oynayacaksın değil mi? Aynen öyle. Kardeşine mi armağan edeceksin? Evet. Herkesi bir şaşırtalım mı? Tamam. Küçüme zamanı geldi. Geldi. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Parmak Kız olma zamanınız geldi. Selen ve Yaren çok artistik bir iniş yaptılar.
Kolay gelsin bakalım. Şimdi parmak çocuğu daha iyi anlayacaklar. Aman da çok güzel gözüküyorlarmış buradan. Boncuklar, bakın bakalım etrafa. Parmak kızlar sizi. Güzel mi? Güzel. Beğendiniz mi odayı? Beğendik. Küçük olmak nasıl bir şey? Çok şaşırtıcı bir şey. Şu anda şoktayım. Haydi bakalım. O zaman sizi yavaş yavaş şu rampanın karşısına alayım. Vay, Yaren de büyülenmiş gibi bakıyor vallahi gözleri. Güzel gözlerinden böyle devire devire bakıyor etrafa. Haydi göreyim sizi bakalım. Başlayın. Koş. Çabuk. Hadi Yaren çabuk. Ürkünç kızları Yaren ve Selen çok iyi başladı. Mükemmel yol tutuşlarıyla dikkat çekiyorlar. Sizin için arabaları iç dış yıkadık Sayın Yaren ve Selen. Ama hazır gelmişken sizi de biraz temizleyelim isterseniz. Evet, çok güzel. Yaren buraları gözü kapalı bilirim havaları yapıyor. E tabii kazada kaçınılmaz oluyor. Selen ve Yaren kazayı yaptı. Şimdi de trafik polisi gelmeden kaçıyorlar olay yerinden. E malum yaşları küçük, ehliyetleri yok. Ürküçler şimdi top sepetinden eldiven bulacaklar. Fakat Yaren eldivene biraz fazla mı değer veriyor ne? Selen ve Yaren maceranın akışına kaptırıyorlar kendilerini. Atla anneciğim, atla içine. Hadi Yaren. Atla Yaren içinde. Atla anneciğim, gel atladım. Hadi. Selen hemencecik eldivenin birini kapıyor. Yaren kızmasa bari. Yaren. Ah, ikincisini de buldu. Afacanlar hızlı çıktı. Engel tanımıyorlar. Bugün beslenme saatinde kirazlı jöle var. Çabuk. Hadi bakalım şu jölenin de tadına bakalım birazcık. Yok. Tatlıyı o kadar seviyor ki Yaren. Hop atladı jölenin içine. Bu kadar enerjik olmasının sırrı çıktı. Çabuk. Ebru da malzemesini az bulmuş jölenin. Veriyor kirazı. Malum mevsimi ucuzladı ya, bol bol kullanıyor. Selen ilk eldiveni buluverdi yine. Şimdi kaldı bir eldiven. Buldum. Selen'de sonar sistemi var sanırım. Eliyle koymuş gibi buluyor her şeyi. Jöleyi sevmedi galiba. Çabuk çıkmak için fasulye ayıklar gibi açıveriyor yumurtaları. Yaren'den nefis bir vole. Bayan futbol takımı Dostluk Spor'un yeni gözdesi bu kız olacak. Harika gidiyorsun Selen. Bravo sana. Harikasın sen ya. Her şey ölçüsünde güzel. Bu kadar tatlı yeter diyor ve boylarının ölçüsünü almak için cetvele gidiyorlar. Yaren'in genlerinde sırf cambazlığı mı var nedir? Kolayca geçiyor cetveli. Cetvelden gördüğümüz kadarıyla Selen'in boyu 5 santimetre kadar küçülmüş. Çocukların resme yeteneği var. Bütün vücutlarıyla kendilerini tuvale verecekler. Ama önce palete veriyorlar. Modern resimde her şey mümkün. Sanat sanat için mi, halk için midir? Oturup dinlenmek içinmiş. Bulamıyorum. Bulursun kızım.
aç, aç içinde. İçinde, içinde Yalancı. Renklere tek tek bakıyorlar. Ben renkleri karıştırdıkça iyice işlerin zorlaşıyor. Çok güzel oluyor vallahi burada. Bravo. Harikasınız siz vallahi. Çok güzel gidiyorsunuz. İnanın bana. Haydi güzel kızlarım benim. Yaren gel. Aç güzel kızım. Onu da aç. Aferin sana be. Yaren şansını son kez deniyor ve gözlüğü buluyor. İstiridye'den inci çıksa bu kadar sevilmezdi herhalde. Yarene kalsa bu olay yurtta ve tüm dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanacak. Uçuşların minikleri ayakkabı dağa geçidine varıyorlar. Sarp bir tırmanış bekliyor onları. Ya var ya bulacak olacak olacak. Tut Yaren beni. Kızlar pire gibi çıktı. Hızla ilerliyorlar. İşte teknik bir hareketle Yaren ayakkabının üstüne konuyor. Daha Selen yana geçemeden Yaren yardan aşağı atıyor kendini. Şimdi bu küple yükseklik yapıp pastaya girecekler. Hadi şu pastanın tadına bakalım biraz pastanın. Ortalık giderek ısınıyor. Selen ve Yaren'in bakışlarında endişe artıyor. Minikler her zaman olduğu gibi pastaya dalmakta bir dakika olsun tereddüt etmiyorlar tabii. Şimdi çıkabilir karşına. Çok hoşum dönüyor. Abla. Korkma ablacığım. Öyle adam boyu pastaya balıklama dalarsanız baş döner tabii Selen. Az yiyin şundan. Selen tabii ki yine buluverdi gözlüğü. Buradan petrol arama şirketlerine sesleniyorum. Bu kızı değerlendirin. Salın araziye şıp diye bulsun petrolü. Kendine. Askerlere gidiyoruz. Dur dur çık çık çık. Korkacak bir şey yokmuş değil mi? Ürküçlerin afacanları şimdi yumuşak yastık geçişini yapıp vantilatöre yaklaşacaklar. Düğmelerden tut. Çabuk çabuk. Yaren buldu yumuşak minderi. Bıraksanız uykuya dalacak. Yaren ve Selen minikliklerinden beklenmeyecek çevikliklikle minderi de aşıyorlar. Gerçekten zor bir geçişti bu. Bakmayın kızların kolay geçtiğini. Kızlarımıza ödül olarak son kat boyalarını dağıttıktan sonra şekeri almalarına müsaade ediyoruz. Korkma. Şekeri tut. Bir kaleyi fethetmeye hazırlanan ortaçağ askerleri gibi azimle ilerliyorlar vantilatöre. Hadi, hadi Ceylan gözlerim benim, başarabilirsiniz. Hadi kızım. Bir daha kızım, hadi. Bak gayret. Hayırdır Yaren, yolculuk nereye? Daha yarışacaktık. Yaren! Senin ablana Yaren. Bak! Senin Yaren. Ablana bak! Yaren, senine bak Yaren! Fil C2'ye ve Şah. Gayet akıllıca bir hamle ama sırası mı bilmiyorum. Ya bravo bu iki kıza, nasıl uğraşıyorlar? O kanıları çeken nene hatunlarla aynı heyecanı ve azmi taşıdıklarına emin olabilirsiniz. Bitiriyoruz, hadi kızım. Hadi.
Haydi takıl ciğerini. Yaren bir an için kızıyor Selen'e ve kontrolü ele alıyor. Ve başardılar. Bravo ürkünçler. Çek 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 çek. Çek çek çek. In white satin, never reaching the end. Vay vay vay, mesaj kaygısı da varmış hafacanların. Ama hak ettiler doğrusu. Bravo, aynı söz verdiğiniz gibi. Aferin size. Tebrik ederim kızlar. Tebrik ederim, çok iyiydiniz. Evrak'ın senin evini kurtarmak bizim için bir mucize. Vallahi ya ben, ya siz o küçücük boyunuzda mucizeler yarattınız. Duru senin odanı kurtardık, Duru. Ay sağ olun, Duru da Zeynep de çok mutlu eminim. İkisi de çok mutlular, çok sevindiler. Vah süperdiniz ya, eğlendiniz mi peki? Çok eğlendik. Çok eğlendik ama en çok zordu. En çok nerede eğlendiniz? En çok ben jölede eğlendim. Ben en çok şeyde eğlendim, bir de jölede eğlendim. Jöledim zaten, jöleyi çok seviyordum. Bir de kaydıraktan kaymayı, ayıkkabıdan. Aferin size, aferin. Çok iyidiriz. Hadi hareketimizi yapalım. Evrak'ım senin için bir şey yapacağız. Ay çok merakla bekliyorum, yapın bakayım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok mutlu ettiniz beni. Hadi büyüyün de şöyle yüz yüze konuşalım. Ne dersiniz? Olur. Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Parmak çocuklar gelin bakayım şöyle. Gelin 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 gelin. Bravo vallahi ya. Zeynep için yaptınız. Duru için hallettiniz bütün işleri. Oradan oraya, oradan oraya hopladınız, zıpladınız, bitirdiniz. Tebrik ediyorum sizi. Nasıl? Hadi anlatın bana bakalım. Nasıl bir maceraydı bu? Kaydırak, araba, defansı bir de jöle. Çok sevdim onu. Sen hepsini saydın Yaren. Bir şey kalmadı. Bir tek herhalde saymadığın satranç tahtası kaldı sonunda. Bir de onu sevdim. Ay biraz. Hah, bir de onu sevdim, bir de bunu sevdim. Sevmediği şey yok ya. Ne güzel, iyi. Topları beklemedi. Toplar, boyalar. Toplar ve boyaları sevdi. Boya yapmayı sevmez misiniz? Ya, severim. Ama öyle üstüme atmayı hiç görmedim. İlk defa öyle bir şey. Vallahi bilmiyorum. Ben çocuğum durup şey boya yaparken o kadar çok her tarafını boyuyor ki üstüne başını. Ben de zannediyorum ki çocuklar böyle tepeden tırnağa boyayla yakalayınca mutlu olacaklar. Ben pek mutlu olmadım. Biz en çok pastada eğlendik. Hem dönüyor. Çok başım dönüyor. Abla. Korkma ablacığım. Korkma. Dönsün bu, boş ver. Hem yumurta, hem tatlı, hem kremalı bol. Süper bir şey yani. Bu maceraları anneniz de babanız da çok merak ediyor. Hadi biraz da onlara anlatın bakalım, tamam mı? Ha. Neler yaptınız, neler ettiniz. Ay, kızlarıma bak. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Oh. Zeynep için başardık. Bravo. Bravo. Çok güzel yaptınız. Ceylan gözüm. Tebrik ederim sizi. Nasıl yarıştınız? Çok güzel yarıştınız Yaren ya. Harika ederiz kızlar. Teşekkürler. Çok eğlendiniz mi? Ya pastada döne döne bunlar çıkmayacak dedim pastadan. Çok eğlendim bakıyorum. Jöle'de yapıştık, kaldık içinde, çıkamıyorum. Yaren gitti, bıraktı evet. Beni bir ara gitti. Ama aşağılık ablamı bekledim. Aferin, onu aldım, gördüm. Öyle gittim. Çok güzel. Pastada korktum. Pastada çok korktum. Ama çabuk toparladınız. Evet. Mancara dördü, ben ablama gerçekten çok yardımcı oldum. Önce ben giderken ben koyuyorum. Gördük. Beni geri gönderiyor. Gördük, çok eğlendim. O yüzden ablamla sıkıca ona tutundum. Onu durdurmaya başardık. Evet, ne diyorsunuz peki kızlar? Rakipler, rakiplerine uçutmaya geliyor. Toparlayacağımıza yani gerçekten inanamıyorum. Ben bu yarışmada eşime ve oğluma çok güveniyorum. Çok hiperaktifler, çok hareketliler. Hepiniz de şampiyon biziz. Oley! Arjantin'e gelmek, sıcak iklim olması, bir tatil en azından, çok güzel bir tatil.
Bu yüzden geldik. Biz ablamla hiç kavga etmiyoruz. Çok güzel oyun da oynuyoruz. Bu işmeyi de başaracağımıza eminim. Hey! En eğlenceli oyun. Ben bu etapları geçeceğimize inanıyorum. Biraz zorluğu olsa da mutlaka başaracağımıza inanıyorum. Biz ailece genelde işte gezeriz çocuklarla. Eğlenmeyi çok seviyoruz onlarla birlikte. Hem eğlenir hem yenir. Çiğ köfte kebap ise bizim rakibimiz yok. Sumaklar döner bize, biz yeteriz hepinize. Küçük sumaklar, küçük sumaklar. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Keyfimiz yerinde mi? Yerinde. Oda için hazırlıklı mıyız? Evet. Güveniyor musun Emir'e? Evet, güveniyorum. Yapar mı öyle şeyler? Yapar. Bana evde çok yardımcı olur. Sahi mi? Neler yapar mesela? Ben oyuncaklarımı toplarken bana der ki abla yardım edeyim mi der. Sonra evleri beraber toplarız. Aferin sana be. Aferin sana. Çok centilmenmişsin. Zaten böyle çok ağır da bir duruşun var. Şöyle çok hep en baştan beri hep takip ediyorum seni. Mesela bazen aile falan oynuyor, göbekler atıyor. Yo yo yo, Emir asla karizmasından bir şey kaptırmıyor. Emir peki şu satranç tahtasının üstünde de öyle havalı yürür müsün? Sahi mi? Evet. Zaten evde hep havalı yürüyor. Hep havalı mı yürüyor? Bakalım orada havalı yürüyecek mi? Zaten orası nasıl havalı, nasıl havalı? Hazır mısınız? Hazırız. Evet, hadi bakalım o zaman küçülme vakti geldi. Bakalım şah bir adım geri. Şöyle düzgün bir yere doğru düşelim. Bak şimdi seni çok havalı küçülteceğim ha. Bak aynı, aynı şey gibi Emir gibi duruyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi kocaman bir sesle duyayım bakayım. Hazırız. Tamam o zaman küçültüyorum hem de havalı havalı. Oo Emir'cim bakıyorum da küçülünce karizma hala yerinde. Ama ilerleyen dakikalarda ne olur bilemem. Çocuklar. Efendim. Hadi kalkın kalkın, yatmaya gelmediniz orada. Sizi bekleyen zorlu bir görev var. Hazır mısınız? Hazırım. Hadi göreyim bakayım sizi. Başlayın. Küçük sumaklar Ebru ve Emir yıkama istasyonuna doğru yola koyuldular. İlk iş oradan altlarda pırıl pırıl birer araba çekmek olacak. Emir. Emir hızlı çıktı. Ebru az geride kaldı fakat o da başarılı. Oldu bile Ebru. Yıkanmış iki güzel araba sizi bekliyor orada. Çık, çık. Afacanlar yukarıya vardı. Fakat arabaları görememenin şaşkınlığını yaşıyorlar galiba. Zira arabalar köpük altında. Hadi bin, bin. El arkaya, el arkaya. Buraya, buraya. Minik Ebru ilk şoku atlatıp kontrolü ele alıyor. Emir'in hızına bakılırsa büyüyünce formülanın tozunu attırır bu çocuk. Tabii yaş olarak büyüyünce demek istiyorum. Burada hata 8'de 8 Emre'nin. Görüyorsunuz arkadan vuruyor. Hadi aşkım hadi. Minik Ebru ve Emir şimdi Duru'nun top sepetinden geçecekler. Hadi. Daha önce kaybolanlar olmuştu bu sepette. Tostlaşmayın çocuklar, hiç yakışmıyor size doğrusu. Emir her erkek çocuk gibi topçulukta başı çekiyor. Sumaklar akrobatik hareketlerle yarışa devam ediyor. Dur, kalk, kalk, kalk. Yok bir şey. Macerada başı çeken Emir sepetin derinliklerine gömülünce minik Ebru'nun yükü ağırlaşıyor. Yetmiyor.
Minik Ebru bir süre sonra ilk eldivene ulaşıyor ve önceliği kardeşine veriyor. Ebru ikinci eldiveni de bularak ablalık misyonunu tas tamam yerine getiriyor. Hadi yapıyorsun. Artık Emir'den numaralar bekliyoruz. Abla, Emir. Hadi abla. Bundan sonra kendilerini bekleyenlere bakınca Ebru'nun kafası karışıyor biraz. Oğlum toplar açılıyor. Sumaklar şimdi ufak tefek hoplamalarla kirazlı jöleye yöneliyor. Eldivenlerin diğer teklerini orada bulacaklar. Emir jöleyi sever misin? Evet. İyiyiz, çok sevindim. Çocuklar tatlıyı sever ama bu kadarı da fazla değil mi Ebru? Çocuklar jöleden memnun anlaşılan. Fakat zaman geçiyor. Yok yok. Ben de biliyorum sürpriz yumurtalar hep boş çıkıyor. Ebru kızmakta haklı. Arşimet hamamda bulmuştu ne bulduysa. Ebru meyveli jölede. Kaldı bir eldiven. Hala bütün bitirici darbeler minik Ebru'dan geliyor. Gözüm üstünde Emir. Ah bunda. Evet yine Ebru'dan geldi. Ve eldivenler tamamlandı. Şimdi Cetvel Köprüsü'nden boya paletine inecekler. Ayağa kalk Emir. Emir ayağa kalk. Yürü aşağı sonuna kadar yürü Cetvel'in. Cetvel'in sonuna kadar yürü. Yürü paşam yürü, hiçbir şey yok. Bir şey yok dediniz, çocuğu düşürdünüz Canan Hanım. Olmuyor ama böyle. İleride güvenmez bu çocuk size. Aferin hadi. Biraz daha aferin erkeğime. Hadi. Yapışın hadi. Ebru da boyunun ölçüsünü alıyor cetvelden ve sanat için hazırlar. Emir ve Ebru güzel sanatlara hazırlanıyorlar. Bakalım resim bölümünü kazanabilecekler mi? Çocuklar koştura koştura yoruldular, acıktılar, yumuldular sağında yumurtaya. Afiyet olsun. Merak etmeyin çocuklar, ahmak ıslatan yağıyor. Ebru ablan şaka yapıyor size, Ebru ablan boyaları döküyor. Ebru ablanın bu şakasına da ne şakası hadi, denir bilmiyorum. Aç hepsini, aç çabuk ol biraz. Çabuk. Pembe yanaklı yârim, nerelerdesin lay lay lan. Pembe'ye hemen bir şarkı bulalım, şu anda besleniyorum. Palette bir gözlük saklı, onu bulmaları gerekiyor. Fakat bulana kadar gökkuşağı olacaklarının sinyalini şimdiden veriyorlar. Emir Sumak yediği ekmeğin hakkını veriyor ve iyi bir tahminle gözlüğü buluyor. Hadi yola devam. Sumaklar şimdi Duru'nun küçük ayakkabılarına çıkmak zorunda. Küçük dediğime bakmayın. Onlara göre oldukça sert bir dağ gibi duruyor. Emir. Daha dağın eteklerindeler. Zirveye giden yol tehlikelerle dolu. Bu taktiği biliyorum ben. Sonuçları çok eğlenceli oluyor. İzleyen için tabii. Bak demiştim ben. Güzel indi. Emir dünyanın ilk uzay kürekçisi. Ya da uzayın dünyalı kürekçisi. Emir'in indirdiği küple yükselti yapıp pastaya girecek şimdi sumaklar. Pastada sumak da pek güzel olmaz ama neyse. Nouvelle cuisine yenim olsun. Çocuklar dikkat, tuzak olabilir. Bu pasta bana Hansel ile Gretel'in hikayesini hatırlattı. Atla Emir, atla. Afacanlar buradan da diğer gözlüğü bulacaklar. Emir'in elinde zaten.
Evet, Emir ikinci golünü de atarak ablasının gözüne giriyor. Bu arada sumaklar Super Mario ve Luigi'ye benzediler. Prensesi kurtarsalar bari. Sumaklar alevleri görünce işin ciddiyetini anlayıp her türlü riski alıyorlar. Afacan sumaklar finale yaklaşıyor. Şimdi yumuşacık bir yastık var önlerinde. Uyumadan geçmeye çalışacaklar. Hadi devam edin, hadi durun. Az kaldı, çabuk çabuk çabuk. Çok az kaldı, Emre düşme. Aferin, aferin, hadi. Çabuk çabuk. İşte bu kadar. Aferin size. Cevval sumaklar el ele verip satranca yöneliyorlar. Yol üstünden bir baston şeker alacaklar. Ya bir iyiliği de karşılıksız yapın. Çocuklar ömrü bir daha şeker falan yemez bu korkuyla, ben söyleyeyim. Ebru ve Emir kurşun askerlere en güzel cevabı veriyorlar. Emir, havalı havalı yürüme vakti geldi. Tabii düşman güzellikten anlamayınca Emir indiriveriyor şekeri. Başarılı da oluyor. Bir şey olmasın lütfen. Satrancın güzel taktiklerle geçmelerini bekliyoruz sumakların. Finale bir adım kaldı şu anda. Satrançta emin adımlarla ilerliyorlar. Sekizinci kareye bir ulaşsınlar, şahken şahbaz olacaklar. Ya da vezir miydi? Neyse önemli değil. Ben size vezir olamazsınız demedim zaten. Hadi benim hadi şey, kızım. Hadi. Hadi. Şu an iyi ilerliyorlar. Finali hızlı yapacaklar galiba. Don Kişot yel değirmenlerine saldırırdı. Bizim çocuklar da denediler ama pek olmadı. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Fakat sonlar bazen böyle olabiliyor. Emir piyonlar hadi güç Emir alarak ilerlemek hadi istiyor. Emir. Geri geldiğinde bir piyon vezir kadar değerlidir. Bravo Emir. Ebru dümdüz ilerlediğine göre kale olsa gerek. Diğer yanda Emir de fil ki çapraz çapraz gidiyor. Sumaklar düşüyor fakat yılmıyor. Bravo. Bakın yine vantilatör kalesi önlerine ulaştılar. Minik Ebru kapama halkasına yöneliyor. Ve evet evet başardı. Şekeri taktı. Fakat o da ne? Kardeş olmadan çekmiyor pimi. Ebru! Ebru! Hadi! Geri çek! Bitirdin kızım, çek şekerci. Ve Ebru ile Emir vantilatörü beraber durduruyorlar. Kardeş dayanışması işte budur. Aferin baba, fındığın fıstığı yesin. Emir fındık fıstığının yeneceğini duyunca kendini yerlere atıyor. Aferin baba, fındığın fıstığı yesin. O sözü ben başka biliyordum ama televizyon için böyle uygundur Tevfik Bey. Nasıl? Orada havalı yürünüyor mu? Emir nerede? Peki, yürünmüyor. Emir nerede o? Ha? Burada. Ha? Başarılıydınız, tebrik ediyorum sizi. Çok kolaydı, birazcık da zordu ama eğlendik. Eğlendiniz mi? Evet. En çok nerede eğlendiniz bakayım? En çok şeydi, o arabalarda eğlendik. Arabalar çok eğlenceliydi, evet. Değil mi? Nasıl küçük olmak eğlenceli miymiş? Eğlenceli. O da korktuğunuz kadar var mıymış? Yok, çok yok, değil. O kadar da değil, değil mi? Evet. Hadi çocuklar, normale dönme zamanı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Normal boyutlara şöyle öne doğru alayım bakayım sizi. Ay vay vay Ebru. Benim jölelerde senin ayakkabılara pek yakışmış yahu. Pek yakışmış. Ha? Ne olmuşsunuz siz böyle? Ay size ne yaptılar bakalım? Ne yaptılar size böyle? Ha? Nasıldı? Güzel, eğlenceli. Eğlenceli miydi? Emir sen ne diyorsun? Güzelce. Eğlendiyseniz çok sevindim. Ayrıca odamızı kurtardığınız için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
Şimdi annenize babanızın yanına gitmek istiyor musunuz? Evet. Heyecanlı, onlar da sizi bekliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi o zaman. Aferin sana. Başardın anneciğim. Başardın sen. Aferin sana. Gel. Ne yaptınız? Nasıl geçti? Güzel geçti. Heyecanlandın mı? Evet. Küçülmek güzel miydi? Evet. Sen kızım, evet. Güzel miydi küçülmek? Evet. Hiç heyecanlandın mı? Birazcık. Ama başardın değil mi? Ben biliyordum zaten benim çocuklarımın başaracağını. Aferin size. Çok güzel yarıştınız. Emir çok güzel yarıştı. Emir çok yardım etti. Kızım da kardeşine yardım etti. Nasıl yardım ettin Emir'e? İlk başta şey yaparken karkarda tuttum mesela. Evet. Senin su vardı ya, ondan tuttum elini. Arabalar güzel miydi Emir? Nasıl kaydınız aşağı? Çok güzeldi değil mi? Aferin size. Köpüklü. Sulardaki nöte korktun mu biraz? Ebru abla şaka yaptı size. Korktunuz mu? Ebru korktu. Ebru seni. Ama çok güzeldi değil mi? Küçücük oldunuz değil mi? Evet. Çok güzeldi değil mi küçücük olmak? Evet. Çok eğlenceliydi. En çok nereden korktun Ebru? En çok hangisinden korktun? En çok hani vardı ya böyle jöle. Cetvelle. Oradan kayarken. Ama yaptınız şimdi. Sen hangisinden korktun? Ben hiç filmden kaybettim. Aferin sana. Çak. İşte bu kadar. Aferin. Kimin için yarıştın? Aferin. Kimin için yaptın? Fıstığım o benim. Ben başaracağınızı biliyordum zaten. Aferin size. Gidiyoruz şimdi. Çiğket peke babiso. Bizim rakibimiz yok. Ailemiz gerçekten hırslı ve başarmayı seven bir aile. Açıkçası diğer ailelere pek şans tanımıyoruz. Bir grup olup bütün çocukları yeneceğiz. Yarışmada en çok hırslı olmamıza güveniyorum. Başarmaktan çok hoşlanıyoruz. Yenmeliyiz mutlaka rakiplerimize. Kendimi daha sportif hissediyorum diğer babalara göre. Ben kendimi diğer annelere göre iddialı görüyorum. Bu işi başaracağımı düşünüyorum. Umarım yanılmam. Soyadımız Yılmaz, Yılmaz bize yetişmez. Bizim adımız Yılmaz, güçlüsü beklemize bir şey olmaz. Nasıl? Öğrenmiş miyim güzel figürler? Öğrenmişsiniz. Nasıl, biraz da siz gösterin bakayım başka bir şey. Bakayım. Dın 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 dın. Ay ay ay. Ay bak nasıl yapıyorsun şu omuz dalgalanmasını da öğrenmem lazım. Peki pozlar yeri bu pozlar buldunuz mu? Bulduk. Nasıl bakayım yeni pozlar? Nasıl? Oo, podyumlarımız boş kalmayacak anlaşılan. Vay 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 vay. Başka neler var? Başka bulamadınız mı? Şimdi bir poz yarışına var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Ben başlıyorum önce. Ebru yarışta dil farkıyla önde şimdilik. Vay Allah. Başka bir şey? Allah Allah, çatışma çok çetin geçiyor. Peki başka? Ebru uyuma sen çocuklara, sinirlerine hakim ol. dedim ben sana, işte akıl baştan gitti sonunda. Kim daha hızlı? Biz.
İşte buradan sonra film koptu sayın izleyenler. Tıbbi müdahale gerekli oldu. Vallahi çok başarılısınız. Aynı başarıyı ben bu odada da bekliyorum sizden. Göstereceğiz. Gösterecek misiniz? Evet. Bazı yerlerde böyle hareketleri ben gösteririm size. Hemen uygularsınız, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Bak şunu iyi öğrenin. Bu nerede lazım olacak biliyor musunuz? Nerede? Bulup bakalım nerede lazım olacak? Yarışmada. Abini alacağım, sana yenge olacağım, çiçekleri saçacağım, çatla. Abini almasın, bana yenge olamazsın, çiçekleri saçamazsın, çatla. İşler nasıl bu raddeye geldi hiç sormayın. Demiştim ben uyuma bunlara diye. Artık ne diyeyim bilmiyorum. Artık dedim böyle bunu da dedikten sonra diyecek bir şey kalmadı mı diyorsunuz? Evet. Peki. Şöyle şuraya bakınca en çok neyin içinde olmak istiyorsunuz? Pastanın. Sude, seviyor musun pasta? Tatlı sevmez misin? Severim. Peki ne istiyorsun? Bak şurada bir de jöle var. Onu sen ister misin jölenin yanında olmak? İsterim. İster misin? Pastanın içine girdiğinizde oynar mısınız? Bilmiyoruz. Batmazsak oynarız. Batmazsak oynarız diyorsunuz. Tamam. Söz mü? Bir yerde sen yapacaksınız bana, yapacağız. Tamam mı? Ha? Ama sen bizi hatırla. Ben hatırlatayım. O zaman diyeyim kızlar. Mesela diyeyim ki vantilatörü kapatıp, vantilatörü kapatın, şekeri gidip takın kızlar deyip siz de bana cevap verin. Tamam. Olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Siz? Biz de. Çok heyecanlıyız. Heyecanlı. Küçücük bir çocuk olarak kalacağım. Bayağı küçük olacağım. Daha da küçüleceksin. Evet. Ne kadar küçüleceksin göster bakalım. Şu kadarcık. Ne kadarcık. Hazır mısınız? Hazırız. Ben de hazırım. Yılmaz ailesinin afacanları Sude ve Kumru, moda haftası başlangıcı gibi başladıkları yarışmada çok iddialı olamadılar. Fakat evet, görevi başardılar. Yürü toplarını düğünden. Evet. Evet. Sude ve Kumru finalde vantilatörü şaşırtıcı bir hızla kapatmayı başardılar. Aferin sana, aferin. Çek 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 onu. Bravo. Ve kainat güzellerini açıklıyorum. Sude ile Kumru. Ağlayacaksınız hem de güleceksiniz. Evet, evet, bravo. Ah böyle işte genelde böyle güzellik kraliçeliğinde açıklanınca böyle hem bir ağlama gelir, mutlulukla beraber gözyaşlarına boğulursunuz. Sizde de öyle mi oldu? Evet. Evet. Ebru evini kurtardık. Yaşa be yaşa, ben çok güveniyordum size. Bir şey değil. Yangın var, ben yanıyorum. Hey yetişin dostlar, tutuşuyorum. Bana sormayın, yine bu durumlara nasıl geldik ben bilmiyorum. Olmuş işte. Bravo size, bravo. Vallahi biraz daha elinizi çabuk tutursaydınız hakikaten yangını var, yangını var olacaktı yani. Ama odayı kurtardınız. Peki en eğlenceli yer neresiydi Sude? Ayakkabı. Ayakkabı değil mi? Orada kayarken çok eğlendin, gördüm. Şimdi kaydıraktan kaymak çok zevksiz gelecek sana değil mi? Sen küçülüp ayakkabıdan kaymış bir insansın. Vantilatör nasıldı vantilatör? Ben kapatıyorum ama kapanmıyor, çekiyorum zaten, birazcık kayganmış o da. Hızlı geliyor, ben de kayıyorum. Evet, de kaygan. Ama ben hiç
hiç kaymadım. Komikti değil mi? Evet, evet. Hemen büyütüyorum sizi. Gel bakayım fıstığım benim. Aa, gel bakayım. Nasıldı? Nasıldı? Aferin kızıma, çok güzeldi. Güzel mi? Çok güzel yarıştınız. Ha? Nasıldı yastık? Yastık nasıldı, güzel miydi? İçine çöktüm. İçine mi çöktün? Komik miydi? Hı hı. Ondan sonra üzerinize tekrardan şeyler geldi, o şekerleri alırken hı. sular geldi. Nasıldı? Çok komik oldu değil mi? Hı. Islandınız bir anda. Kumru jöle nasıldı? Jölenin içine kaldınız bir ara. Kaldım bir ara ya. Basamağı buluyorum suda. Oradan çıkıyor. En son evim burada. Oradan çıktı. Ama çok iyi yardım ettin kardeşim. Sen çok iyi yarıştın. Aferin, sen çok güzel yardım ettin. Sude de çok güzel yarıştı. Tebrik ederiz sizi. Televizyondan bakarken oradan şu kadarcık gözüktük. Siz bizi göremediniz topların arasında. Evet, göremedik. Kayboldunuz siz televizyon içinde. Bir ara. Ne oldu ya dedim. Ben de düştüm. Allah Allah dedim, bunlar topların arasında nerelerdeydiler bunlar dedim. Altında mı kaldınız? Altında mı kaldınız topların? Hayır. O zaman ne diyorduk çocuklar? Bizim adımız Yılmaz. Küçülsek de bize bir şey olmaz. Ne olacaktı, siz ürkütüyordunuz, yıldırıyordunuz, siz de yoğuruyordunuz. Ne oldu? Biz yoğuruyoruz abi. He, ne oldu? İşe yaradı mı bari? Yürüdü. Ürkütüyoruz diyor musun hala? Evet. Yoğuruyor musunuz? Yoğuracağız. Galiba biz ben de yiyeceğiz. Biz de yiyeceğiz. Hadi. Vay be, ben bile korktum Tevfik. Hiç ben bu sefer korktum. Bizden korktukları lazım. Ha? Bizden korktukları lazım. Nasıl biz sizi ürküteceğiz? Sus, bizden korkacaksınız. Biz sizi çiğ köfteki benzeriz. Biz de acı yemezsiniz. Biz böyle yoğururuz. Ben çiğ köfteyi çok seviyorum. Bilmiyorum. Babalarınızı böyle yoğurdum ben. Babalarınızı böyle böyle yoğurdum. Vallahi. Tevfik sen de çocuklara ne gaz ne gaz ne gaz. Vallahi sonuçta babalarını yoğurdum. Vallahi bu böyle olursa bunlar çamaşır makinesine kendileri atlayacak ha seninle beraber. Bu Tevfik amca sizi iyice çıldırtıyor değil mi? Daha yeni çıldırtıyor. En son bölümde bakalım ne olacak. Daha yeni bir şey olmaz ya. Sonuçlar monuçlar unutuldu. Tam yoğurmalık zamana geldik. Ben sizi şöyle bir makineye dolduracağım. Ondan sonra makinede böyle böyle döne 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 yoğurulacaksın. Ama bir şey olmaz. Nasıl olsa hamur gibi. Hamur gibi. Nasıl olsa göbek atmayı da biliyoruz. Şöyle göbekleri ata 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 makinede döndür. Böyle böyle dırı 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 dırı. Vay 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 vay. Allah, çok hazırlıklılar canım bunlar. Çok hazırlıklılar çamaşır makinesine. Büyük final için sizi çok iyi gördüm. Hadi o zaman kim ne kadar düğümü toparlamış ona gelelim. Sadede gelelim. Tabii bu kadar heyecanlıyız ama final çok önemli biliyorsunuz. Her şeyi final belirleyecek. Siz çocuklara çok teşekkür ediyorum. Siz elinizden geleni yaptınız. Hakikaten hepiniz başarılıydınız. Hepiniz tamamladınız. Annenize babanıza yardımcı oldunuz son noktalarda. Fakat bundan sonra daha önemli işiniz. Çünkü burada ne kadar düğme toparladınız. Toparladınız artık ama final çok önemli. Evet, bunun için hazırsak üçüncüyle başlıyorum. Üçüncü olan ailemiz Subak ailesi. Subak ailesi üçüncü olarak bu etabı tamamladı ve dört düğümü aldılar. Geriye kalıyor bakalım, bir ile iki kalıyor herhalde değil evet, mi? Evet. Ay acaba birinci kim? Birinci kim? İkinci kim? Birinci kim? İkinci kim? Tik tak 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 tik t
düğme aldınız. Şöyle bir bakalım. 7 düğmemiz vardı. 10 düğme oldu. Sizin 10 düğme oldu. Peki sizin? Sizin de 10 oldu. Sizin? Bizim 7. 7 düğme. En az bizim. Evet. Ürküşlerin 7. Yılmazların 10. Sumakların 10. Durumlar çok kritik. Bakalım makinede neler neler sizi bekliyor. Makine için hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi 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 hadi. Çocuklar Duru'nun odasını yangından kurtarmayı başardı. Ürkünçlerin çocukları vantilatörü en kısa sürede kapatarak etabı birinci bitirdiler ve sadece 2 düğme aldılar. Kırmızı aile Yılmazlarsa ikinci olarak 3 düğme aldılar. Sarı aile Sumakların çocukları ise vantilatörü en uzun sürede kapatarak etabı üçüncü bitirdiler ve 4 düğme aldılar. Tüm etapların sonunda Ürkünçler 7 düğmeyle en avantajlı olan ailemiz. Yılmaz ailesi ve Sumak ailesinin ise toplamda 10'ar düğmeleri var. Bakalım çamaşır makinesinde neler olacak ve Euro Disney'e gitmeye kim hak kazanacak? Yok efendim, böyle böyle yoğururlarmış, böyle böyle yerlermiş. Görsünler bakalım bu evde kim kimi nasıl yoğuruyor. Ekstra Ekstra Small'un final etabında 3 aile hep beraber yarışıyor. Babalar çamaşır makinesinin içinde ördekler üzerinde başlayacakları etapta bir sağa bir sola çalkalanırken şu ana kadar kazandıkları düğmeleri toplamaya çalışacaklar. Topladıkları düğmeleri bir an önce eşlerine iletecekler. Anneler de bu düğmeleri çocuklarına iletecek. Her takımın makineye atılan kendi düğmelerini toplaması gerekiyor. Düğmeleri en hızlı toplayan aile Euro Disney'e gidecek. Salondu işte, çocuk odasıydı, mutfaktı falan derken geldik finale, çamaşır makinesinin başına. Biraz bir nostalji yapacağız ama bu sefer sizin bebekler değil, siz olacaksınız. E biraz da babalarımız eğlensin değil mi? Evet. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Ha? Bayağı heyecanlıyız. Tabii, ne olursa olsun, kazanılsa da kaybedilse de sonuçta çok güzel anılarla dönüyoruz. Sizlerle... Herkesin başına gelebilecek değil burada yaşananlar. Gerçekten güzel anılarımız oldu burada. İlginç anılarımız oldu. Yani bilmiyorum, ürkünçleri ürküteceğiz. Köftecilerin de köftelerini yiyeceğiz. İnşallah. Peki köfteciler? Belli olmaz. Yılmazları yıldıracağız, ürkünçleri de biz ürküteceğiz. Ürkünçler. Belli olmaz. Özellikle ben sizlerle tanıştığım ve ekiplerle tanıştığım için çok mutlu oldum. Onun haricinde burada yaşanmış bu güzel koca parkta vallahi mutlu olduk. Tabii biraz yoruculuk oldu ama tabii arkadaşların dileklerine katılmıyor değilim. Ama aksi yönde katılıyorum. Ben onlara yıldırım. Ben köfteleri çocuklarım... yiyeceğim diyorsun. Evet, özellikle... Ürküteceğiz biraz diyorsun. Kesinlikle ürkütmeye geldim buraya. Onca yol. Ha, yani böyle böyle yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Hep beraber yapıyoruz. Köfteleri yiyeceğiz. Yoğuracağız biz de. Ürkütü ürkütü yiyeceğiz. Ve makine de böyle böyle yapacak. Yaparsa biz de böyle yaparız. Onu da yaparız diyorsun. Hepsini yaparız. Peki o zaman. Küçülmeye hazır mısın? Bak oğlum, biraz düşünüyorum işte. Bir ördek gezisi. Hazırım. Fena olur mu? Fena olmaz değil mi? Arkadaşlarla beraber iyi güzel olacak. Hep beraber, hep beraber. Bunu hiç unutmayacaksınız. Hadi bakalım, makineye doğru alıyorum seni. Tamam, görüşmek dileğiyle. Bekle bizi. Küçülmeden düşme ha. Yok. Aman diyeyim. Senin komutunla hareket edeceğim. Başlıyorum. Tamam. Yapma. Tevfikciğim şöyle biraz seni şöyle alayım. Hazır yer açılmışken. Evet, böyle. Şimdi onar düğmelerinizle siz kaldınız. Zafer gene iyi. 7'şer düğmesi var. Ama sizde düğmeler eşit. Bilmiyorum. Performans ne olacak? Bilemiyoruz artık. O orada fark eder. Sonucukları batırmasından da. Peki peki. Mesaj alındı mı bilmiyorum. Peki Tevfik, hazır mısın? Hazırım. Haydi o zaman seni makinenin ucuna alıyoruz. Aman Tevfik, çamaşır makineme dikkat et ya. Ay. Hepsi gidiyor vallahi karşı. Hazır mıyız? Tevfik Sumak. Hazırız. Başarılar diliyorum. Oldum. Haydi, küçülme vakti geldi. Evet.
Yılmaz, kaldık mı baş başa? Vallahi kaldık. Vallahi dört gözlü senkiler orada seni bekliyorlar. Hiç merak etmesinler, gidiyorum yanlarına. Gidiyorsun şimdi yanlarına. 10 düğme de var. Vallahi 10 düğme de var. Düğmeci dükkanı açacağım düğmeci demiştim daha evvel. Vallahi düğme doldu orası. Düğme doldu bugün, evet. Ama sumaklarda da 10 düğme var. Olabilir. Olabilir. Ne diyorsun? Vallahi ben elimden geleni yapacağım. Elimden İnşallah toplarım onlardan eve. Hiç de belli olmuyor. Hiç belli olmaz. Kim hızlı olursa toplar. Tabii peki ki. Ördek kullanmada acaba diyorum iyi misin? Göreceğiz ördekleri. Ördekleri göreceğiz. Kanı çok kullandık ama ördek bilmiyorum. Ne diyor çocuklar sana? Bir şeyler dediler mi? Onlar da beni bekliyorlar. Tabii ki Disney'e gitmek güzellik. Onun için Disney'e gitmek istiyorlar tabii ki. Benden tabii. Bekliyorlar, haber bekliyorlar. Başlangıç seninle beraber başlıyor. Sen ne kadar hızlı olursan onlar da sana bağlı o kadar hızlı olacak. Tabii. Bakalım. Bol şans diliyorum teşekkür sana ederim. Da. Hadi yılma, topla düğmeleri. Hadi bakalım. Yılmadan gidiyorum. Şöyle çamaşır makinesi köşesine doğru alıyorum. Hazırsan? Hazırım. Ben de küçültme işlemlerine başlıyorum. Haydi bakalım, kolay gelsin. Misafirlerim. Misafirlerim, keyfiniz yerinde mi? Evet. Nasıl, çamaşır sefası? Harika. Harika. Keyfimiz yerinde. Bak çok kirlendik, dağınık da of of falan diyordunuz. Şimdi güzel bir temizlik zamanı. Rahatsınız değil mi ördeklerinizde? Evet. Tamam, hem keyfini çıkarıyorsunuz hem de hızlı oluyorsunuz. Oh 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 oh. En çok keyfini sen çıkaracağa benziyorsun makinenin. Ne yapalım, keyfini çıkarıyoruz. İyi yapıyorsunuz. Güzel serinlediniz. Birazdan da düğmelerinizi atmaya başlayacağım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hazırsanız makineyi çalıştırıyorum. Şimdi düğmelere geldi sıra. Ürkünç ailesi düğmeleriniz geliyor. Biri orada asılı, bunlar da diğerleri. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sumak ailesi, sırada sizin düğmeleriniz. Biri orada asılı, bunlar da diğerleri. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On tane düğmeniz. Hepsi toplanmayı bekliyor. Yılmaz ailesi, sırada sizin düğmeleriniz. Sizin de on düğmeniz var. Biri orada asılı, bunlar da diğerleri. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Hanımlar, fileler hazır mı? Hazırız. Evet. Şimdi makinenin devrini arttırıyoruz. İyi olur. Beyler sıkılmışa benziyorlar zaten. Hadi bakalım, başlıyoruz. Başlayın. Mavinin Zafer avantajına avantaj katmak istiyor. Zaten 7 düğmeyle açık ara önde. Fakat bir de elinde başlayarak avantajını iyice artırmış. Kırmızı Yılmazlardan Ayhan da kapıyor bir düğme. Ayhan gayretle. Gülsüm'e öğretemediği kürek çekmede kendisi yeni taktiklerle donanmış. Biraz da Burhan Öcal'a mı benziyor ne? Ürküş Zafer zulaladığı düğmesini filelerle buluşturuyor. Kırmızı Ayhan cevap vermekte gecikmiyor. Fakat mavilerin düğme avantajı var. Farkı kapatmak mümkün fakat zor. Sarı sumak tef çalıp eğleniyor mu, yarışıyor mu karıştırıyoruz bir an. Burhan Öcal taktiğiyle Kızıl Ayhan bir düğme daha götürüyor.
Ürküçlerden Mavi Zafer ise zafer sarhoşluğuyla gönlünü eğlendiriyor. Fark yine 3 düğme. Ürküçler 6 düğmedeler. Sarı sumak Tevfik bir an gayrete geliyor ve ikinci düğmeyi yola çıkartıyor. Tevfik ona umut verecek üçüncü düğmeyi bir an kaçırıyor. Fakat yine yakalıyor. Tevfik oyuna asılacak, belli oldu. Kızıl Yılmazlar'dan Ayhan, madem ki gerideyiz bari artistik sayılar yapayım göze gireyim felsefesiyle değişik bir sayı yazıyor. Sonra da gören oldu mu diye kontrol ediyor. Gördük Ayhan. Miniklerin orijinal tezahüratı Baba Baba eşliğinde ürküçlerin düğmesi yukarı taşınıyor. Mavi ürküçlerin hepsinde bir rehavet olmasına rağmen fark yine 3 sayıya çıkıyor. Ayhan da yine artistik bir sayı. Keşke burada da üçlük falan olsaydı basketteki gibi. O zaman Ayhan mutlaka farkı kapatırdı. Şimdi biraz köpük ekleme zaman. Görünen o ki Kızıl Ayhan farkı kapatmaya niyetlendi. Çabalarından dolayı destekliyor fakat tarafsızlığımızı bozmuyoruz. O yüzden suya sabun katıyoruz. Tevfik bir atarım tam atarım felsefesiyle telaşa kapılmadan yola devam ediyor. Bu arada babalar ördekten inebilirler fakat rahatları yerinde olsa gerek kimse inmeye davranmıyor. Kırmızı Yılmazlardan Ayhan yapacağını yaptı. Neredeyse beraberliği yakalamak üzere. Şu an mavi ürküçlerin 5, Yılmazların ise 6 düğmesi var ve gelen beraberlik düğmesi. Bakın Kızıl Ayhan güzel bir taktikle pervaneyi kullanarak ilerliyor. Durum şu an berabere. Mavi ürküçlerden Zafer'de de bir ürkme titreme başladı zaten bakın. Bakın el de titremeye başlamış. Halbuki demin sandal sebasında gibi yatıyordu makinede. Sumak Tevfik sanki düğme toplamadan ümidi kesmiş, çıkışta yakalayacağı birini gözlüyormuş gibi. Bakın pusuya yatıyor usulca. Durum başa baş. Şu an Kırmızı Yılmazlar beraberliği yakalayıp 4 düğmeye düşüyor. Fakat hemen arkasından Ürkünç Maviler kendilerini 3'e indirecek düğmeyi getiriyorlar. Ürkünç Mavilerden Zafer durumun riskli olduğunu anladı. Ah be Ayhan'ım, seni yakan bu artistik sayılar olacak. Brezilya gibi oynuyorsun. Halbuki 90 dakika sona ermek üzere. Bizde uzatma da yok aksi gibi. Neyse ki rakibi Ürkün Zafer iki eliyle fileyi kullanmakta zorluk çekiyor da fark çok açılmıyor. Yılmazların diğer aile ifradı da çok hızlı. Her an beraberliği yakalayabilirler. Fark şu an bir sayı. 2 düğmeye 3 düğme. Savaşçı Kızıl Ayhan mücadeleyi hiç bırakmadı. Bravo. Tabii Ayhan bir taraftan da artistik hareketlere devam. Görüyorsunuz. Kameralar oynuyor kerata. Mavi Meltem acele etme diyor. Fakat bence acele etse iyi olur yenge. Yine beraberliği yakalıyor bunlar. Bak hala yavaş diyor. Meltem tabelayı bir görsen. 2 tane kaldı. Ürküç Zafer tabelayı biliyor olsa gerek titremesi artıyor giderek. Fakat bunu da gönderince tek bir düğmesi kalıyor. O da pervanenin üzerindeki. Tünelin sonunu gören Ürkün Zafer yıldırım gibi atılıyor. Gücünü bu ana saklamış demek ki.
Zafer emin olduğu zaferini bir süre için halkla paylaşıyor. Aman Zafer acele et, Fenerbahçe durumu yaşanmasın orada. Bak nitekim arkana baksan orada yalnız olmadığını görebilirsin. Ama kasmış kendini, boynunu döndüremiyor Zafer. Ah ah, artistik Kızıl Yılmaz'ın onca çabasını batırdığı yer burası oldu galiba. Ah Ayhan'ım, iki elle yapsan şu işi. Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık bir ölüm, hiç biri olmayaydı. Fakat o da ne? Ürkünç Mavi Zafer fileyi pas geçiyor. Bu Kızıl Ayhan için hiç beklenmedik bir şans. İkisinde de son düğme ve avantaj Kızıl Ayhan'da. Ürkün Zafer ben ne yaptım dercesine kafasına vuruyor. Kızıl Ayhan son düğmeyi fileye koyuyor. Bu kez artistik bir şey yapmıyor ama şimdi de onun elleri titriyor. Ürkünç Mavi Zafer de arkadan yetişti. Çekişme inanılmaz. Daha önceki havalı tavırlarından Zafer'e kıl kapan bir ördek onun önünü kesiyor. Fakat Kızıl Ayhan hala iki eliyle son düğmeyi fileye koyabilmiş değil. Ayhan bak, heyecanını yükseltmek için yapıyorsan yapma, kalbimize inecek. Koy şunu fileye. Ve olmayacak şey oluyor. Kızıl Ayhan son düğmeyi fileye koyuyor. Mavi Ürkün Zafer ise ördek nezaretinde açıklara götürülüyor. İşte Fener sendromuna yakalanan Mavi Zafer. Ve işte şampiyon, dostluk kazansın. Ve bu da şampiyonlukta büyük payı olan o ördek. Şimdi yanınıza geliyorum. Yukarıda buluşalım. Tamam. Çamaşır makinesinde buluşuyoruz. Küçülüp geliyorum. Öyle hep büyük hep büyük nereye kadar? Arada sırada benim de küçülmem lazım değil mi? Ha? Tebrik ediyorum Yılmaz ailesi. Teşekkürler, sağ olun. Aa, ne yaptınız ya? Evet. Yılmadınız, ne yaptınız? Yılmadık, siz söyleyin. Yılmadık, köftecilerin köftesini yedik, ürküçleri ürküttük. Ne yapıyordun Sude sen? Ne yapıyordun? Yediniz mi köfteleri? Yedik. Yediniz mi köfteleri? Hiç de ürkmediniz yahu. Değil mi? Seyrederken ben çok heyecanlandım. O kadar hep birbirinize yakın gittiniz ki. Evet. Yüreğimiz ağzımızı seyrettik. Siz de çok heyecanlanmışsınız. Bir düğme oradan geliyor, bir düğme oradan geliyor. Neredeyse yani eşitlendi. Bütün düğmeler eşitlendi. Sonuna doğru özellikle. Evet. O heyecanı daha da arttırdı. Çok heyecanlandın mı Kumru'cum sen de? Heyecanlandım. En son beraber kalınca şey oldu. Birazcık daha çok ayağına dolaşıyor değil mi? Yani her şey makinede değişiyor derken doğru diyormuşum değil mi? Çok zor. Makinede taktik de gerekiyor. Taktik biraz de gerekiyor. Daha. Var mıydı taktikler? Sağ olsun Merdane bana çok yardımcı oldu o konuda. Oldu mu? Merdane beni devamlı sepete yolladı. Devamlı sepete yolladı. Ben Merdane'yi tuttum. Merdane sepeti yolladı. Taktik güzel olunca. Güzel oldu. O aradaki üç farklık oyun Merdane sayesinde kapadım. Hiç belli olmuyor. İşte Merdane'nin evet. dönüşü oluyor. Bazen daha seri yüzülüyor. Bazen böyle arada filelerde çekişte falan zorluk olabiliyor. Son anlara doğru neler hissettin? Son bir nefeste o son şeyi yerleştiremedim. Her şeyi yaptım. Bitti mi? Bitti mi? Hayatı. Kutum.
Artık arkamda mavi arkadaş geliyordu. Zafer geliyordu. Yani Zafer'le kıl payı. Son anda o sepeti nasıl yerleştirdim hatırlamıyorum bile. Yani o sepeti açmam, içine tıkmam, zorlanıyorum, açamıyorum, sepet açılmıyor diyorum. Ama sonunda Disney'i biz kazandık. Sen de son noktaya koydun mu hayatım? Son noktaya koyup bastın mı butona? Evet. Ha? O zaman bir herhalde bir dans görürüm şimdi bir evet. Kazandık dansı. Ha? Senin bana öğrettiğin figürlerden. Allah şimdi esas oynama vakti. Esas oynama vakti şimdi. Disney sizin. Çok tebrik ediyorum. Bravo. Yılmadınız, kazandınız. Çok tebrikler. Bu arada Ürkünç ailesi, Sumak ailesi sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Hey! Büyük olmaktan sıkılanlar, sizleri Arjantin'deki evime bekliyorum. Haftaya ekstra ekstra Small'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.